Günaydın. A Haber ekranlarına hoş geldiniz. Saatleri 9 yaptık. Ajans bugüne başlıyoruz. 2 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de ve dünyada neler yaşandı, neler yaşanacak ekrana taşıyacağız. Vakit kaybetmeden başlayalım. Zira bugün gündem gerçekten oldukça yoğun. Dünyanın gözünü çevirdiği o kriz, Rusya ve Ukrayna arasındaki krizden bahsediyorum. Krizin çözümü için devreye giren Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kiev'e gidecek. Peki dünyanın beklediği kritik ziyarette neler görüşülecek? Elbette merak edilen konu bu. Bir yandan da bölgede son durum ne diye soracağız. A Haber programlar şefimiz Emine Kavasoğlu bölgede yaşananları bugün de aktarmaya devam eden isim. Emine günaydın, hoş geldin yayına. Tabii krizde nasıl bir rol üstlenecek Türkiye, bu merak ediliyor ama var mı yeni bir gelişme? Neler yaşanabilir bugün? Seni dinleyelim. Evet, dünyanın gözü kulağı bugün burada olacak. Zira 2014'ten bu yana 8 yılın sonunda uluslararası bir kriz haline geldi Donbas krizi. Elbette pek çok ülkeden açıklamalar ardı ardına geliyor. Türkiye ilk günden bu yana arabuluculuk rolü üstlenmek istediğinin altını defalarca çizdi. Ve işte bugün de kritik bir ziyaret gerçekleştirecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Saatler 12.30'u gösterdiğinde Kiev saatiyle burada olmasını bekliyoruz. Ve ilk olarak elbette resmi bir karşılama töreni gerçekleştirilecek. Onun öncesinde ise meçhul asker anıtına Başkan Erdoğan çelenk bırakacak. Ardından işte Mariinsky Sarayı'nda karşılama töreni gerçekleştikten sonra ise o kritik görüşme başlayacak. Baş başa Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Tabii ki arabuluculuk rolünü üstlenmek üzere bir görüşme gerçekleşecek. Bugün şunu da söyleyelim, az önce Dışişleri Bakanlığı'ndan da bir açıklama yapıldı. Bugün malum aynı zamanda hem Donbas krizinin çözümü için önemli bir gün hem de Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yıl dönümü ve Dışişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamada da Kırım'ın yasa dışı ilhakının tanınmadığı bir kez daha altı çizildi ve aynı zamanda Ukrayna'da Donbas sınırında diyalogla krizin çözülmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduğunu Türkiye'nin altı çizilmiş oldu. Tabii bir yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le de görüşecek Başkan Erdoğan. İki liderle ayrı ayrı görüşecek. Üçlü bir zirve tekrar gerçekleşebilir mi tek tek görüşmelerin ardından? Bunu zaman gösterecek tabii ki ama bugün oldukça önemli bir gelişme. Tabii sınırda da hareketlilik aynı zamanda devam ediyor. Artık Türkiye, Rusya-Ukrayna arasındaki gerilim ve Rusya-Amerika arasındaki gerilim olarak da okumak gerekiyor. Hiç şüphesiz ki ilk günden bu yana zaten Rusya'nın Amerika'yı gerilimi artırmakla suçladığını biliyorduk ki Amerika Birleşik Devletleri'nden, Pentagon'dan dün gece saatlerinde önemli bir açıklama daha yapıldı. Ve dendi ki 3000 askerin bölgeye gönderilmek için hazır olduğunun altı çizildi. Yani bu ne demek, nerelere gönderilecek bu askerler? Doğu Akdeniz sınırına, Doğu Avrupa sınırına gönderilecek askerler, Bulgaristan, Polonya ve Almanya sınırlarına 3000 askeri konuşlandıracak Amerika Birleşik Devletleri. Tabii Donbas krizi konuşulacak, en önemli gündem maddesi olacak bugünkü evdeki görüşmelerde ama onun yanı sıra yine bölgesel ve uluslararası diğer konular da masada olacak hiç şüphesiz ve elbette Ukrayna ile Türkiye arasındaki İkili ilişkiler, ekonomik ilişkilerde yine konuşulacak en önemli başlıklar arasında olacak. Hiç şüphesiz herkesin uzun zamandır beklediği, özellikle Ukrayna-Türkiye arasında ticaret yapanların uzun süredir beklediği sıfır gümrük, yeni nesil bir ticaret anlaşmasının da imzalanması bekleniyor. Yine bunun yanı sıra Donbas krizinde önemli görev üstlenen İHA'lar ve SİHA'lar, malumunuz Ukrayna Türkiye'den İlk İHA ve SİHA'ları alan ülkeler arasındaydı. İşte savunma sanayi ile de ilgili yine önemli anlaşmaların imzalanması bekleniyor. Hiç şüphesiz bugün burada. Ardından Başkan Erdoğan bölgeden ayrılacak, Kiev'den ayrılacak ama uzun süre burada Donbas krizi ile ilgili görüşmeler devam edecek. Bir kısaca özetleyelim isterseniz, Donbas krizi neydi? Günlerdir anlatıyoruz ama kısa bir özet geçmekte de fayda var. Zira herkesin gözü kulağı az önce de belirttiğimiz gibi bugün burada olacak. 2013 yılının sonlarında, 2014 yılının başlarında yaşanan bir krizdi bu. Dönemin Ukrayna Devlet Başkanı'nın AB ile olası bir anlaşmayı, imzalanacak bir anlaşmayı reddetmesiyle başlamıştı. Önce küçük küçük sokak olayları protestolara dönüştü. Protestolar tamamıyla Ukrayna sokaklarında bir kaosa neden oldu. Devlet Başkanı düştü, yerine yeni bir başkan geldi. Ancak bu da krizin çözümünü neden olmadı. Kriz gün geçtikçe büyüdü ve ardından da Rusya
Kırım'ı yasa dışı ilhak etti. İşte o gün bugündür her ne kadar anlaşmalar imzalansa da, ateşkes anlaşmaları imzalansa da iki tarafta ateşkesleri ihlal etti. Ve işte kriz artık bugün Rusya-Ukrayna arasında olmaktan çıktı ve 8 yılın sonunda uluslararası bir kriz haline geldi. Ve bugün de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretiyle bölgede önemli gelişmeler yaşanacak. Biz de merakla bekliyoruz. Marinsk Sarayı'ndan çıkacak karar ne olacak? Türkiye'nin arabuluculuk rolü krizin çözümünde etkili olacak mı? Bu sorunun cevapları öğleden sonra Ukrayna'dan, Kiev'den belli olacak diyelim ve sözü şimdilik size bırakalım. Peki Emine Kavasoğlu'na, kameraman arkadaşım Aydın Baytar'a teşekkür ediyorum. Onlar günlerdir bölgede farklı yerlerde, kritik noktalarda yayınlarını gerçekleştiriyor, yaşananları bize aktarıyor. Emine'nin de söylediği gibi bugün kritik ve önemli, gün boyunca yaşananları da A Haber ekranlarında takip ediyor olacağız. Biz de ilerleyen dakikalarda tekrar bu konuya dönüyor oluruz. Terörle mücadeleden bahsedeceğiz ama öncesinde maalesef acı bir haber paylaşacağız. Şırnak'ın Cizre ilçesinde Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda terhisine 20 gün kalan piyade er Tarık Tarcan şehit oldu. Acı haber Şırnak'tan geldi. Teröristler Cizre ilçesinde bulunan Hudut Karakolu'na havan saldırısı düzenledi. Hain saldırıda piyade er Tarık Tarcan şehit düştü. Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz notuyla duyurdu. 27 yaşındaki piyade er Tarık Tarcan şehadet haberi baba ocağı Eskişehir'e ulaştı. Hilmi Günay Tarcan çifti tek oğulları olan Tarık Tarcan'ın şehadeti ile gözyaşlarına boğuldu. Baba evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Terhisine 20 gün kala şehit olan Tarcan'ın naaşı Şırnak 23. Piyade Tümen Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Eskişehir'e uğurlandı. Şehidin cenazesi Reşadiye Camii'nde kılınacak, namazın ardından toprağa verilecek. Şimdi dün bahsetmiştik son dakika bilgisi olarak bir operasyondan ki sonrasında bakandan da açıklamalar gelmişti. Hulusi Akar PKK-YPG karargahlarının imha edildiğini bu operasyonda söylemişti. Terör yuvalarına yapılan o harekatın adı da Kış Kartalı Harekatı'ydı. Yeni bilgiler var bu konuyla ilgili. Bölgeye uzanalım, sınır hattına gidelim. Muhabir arkadaşım Mehmet Geçgel, bizi bekleyen isim Mehmet. Günaydın, hoş geldin yayına. Yine soracağım izlenimlerini, var mı bir hareketlilik, yeni bir bilgi ve yaşananları da aktarmanı isteyeceğim. Cansın Elvacı, günaydın. Evet, Kış Kartalı harekatıyla teröristlere ağır bir darbe vuruldu. Sorunuza cevap verecek olsak şu an için bölgede hareketlilik yok. Sakin olduğunu belirtelim. Bizler Kamışlı'nın hemen karşısındayız. Yani PKK'lı, YPG'li teröristlerin işgal ettiği petrol kuyularının hemen karşısındayız. Bu noktadan takibimizi sürdürüyoruz. Kış Kartalı harekatına yönelik de tabii detaylar da ortaya çıktı. Terör yuvalarının tamamen vurulduğunu belirtelim. Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlenmişti harekat ve farklı üstten kalkan, 6 farklı üstten kalkan savaş uçaklarının yanı sıra tanker uçakları, havadan ihbar kontrol uçağı ve aynı zamanda İHA ve SİHA'lar da bu operasyonda, bu harekatta görev aldı. Uçaklar 165 kilometre derinlikteki Karacak, 85 kilometre derinlikteki Sincar ve 9 kilometre derinlikteki Derik'te teröristlere ait 80 hedefi vurdu ve 80 hedefte yok edildi. Bunu da belirtmek gerekir. Irak ve Suriye'nin kuzeyine yönelik düzenlendiğini belirttik. 6 farklı üsten 60'a yakın hava aracının katıldığını belirtelim ve 80'e yakında hedefin eş zamanlı olarak vurulduğunu, teröristlere de böylece ağır bir darbe vurulduğunu belirtmek gerekir. Suriye'nin kuzeyindeki Derik ve Sincar, Karacak'ta özellikle de Sincar çok önemli bir nokta ki teröristlerin o noktada çok sayıda lojistik malzemeleri bulunuyor. Bir yandan da Amerika tarafından orada askeri eğitimler veriliyor, kamplarının da olduğunu belirtelim. Kampların yanı sıra barınak, sığınak, mağara, tüneller ve mühimmat depoları da vuruldu ki öyle ki saatlerce mühimmat depoları birbiri ardına patlamaların yaşandığı bilgisi de elimize ulaştı. Diğer harekatlarda olduğu gibi hem planlama aşamasında hem de icra aşamasında sivillere herhangi bir zarar verilmedi ki sivil hassasiyetinin de
gözetildiğini, sivil hassasiyetinin üst düzeyde tutulduğunu belirtelim ki daha önceki operasyonlarda hatırlayacak olursak PKK sivilleri canlı kalkan olarak kullanıyordu ki Afrin'de bunu birçok kez görmüştük. O noktada da yine Mehmetçik düzenlediği operasyonlarda sivil hassasiyetini gözeterek nokta operasyonlar düzenlemişti. Kış kalkanı harekatında da yine operasyon kış kartalı harekatında da yine sivil hassasiyetinin gözetildiğini, sivillere herhangi bir zarar verilmediğini belirtmek gerekir. Uçakların havada yakıt ikmali de yaptığı bilgisi elimize ulaştı Cansın Elvacı. Bir yandan da mühimmat depolarının vurulduğunu ve saatlerce orada da patlamaların meydana geldiğini belirtelim. Toparlayacak olursak şu anda Kamışlı'nın hemen karşısındayız bizler. Onlar bir yandan YPG'li PKK'lı teröristler bir yandan işte o petrol kuyularını işgal etmeye devam ediyor ki bu noktaya da yine Derik Sincar bölgesinden Amerika'nın desteğiyle geldiklerini de biliyoruz. Ve bu noktada da PKK'lı YPG'li teröristler işte o petrol kuyularından da gelir elde ediyorlar. Ancak düzenlenen kış kartalı harekatıyla da teröristlere ağır bir darbe vuruldu. Teröristlere ait barınak, sığınak, mühimmat depolarının yok edildiğini, 3 farklı noktada 80 hedefin yok edildiğini ve bu operasyona da 60'a yakın hava aracının katıldığını belirtelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım. Mehmet Keşkel'e teşekkür edelim. Kolaylıklar dileyelim. Sınır hattındaki hem son durumu hem de tüm yaşananları bize özetledi. Şimdi sınır hattından İstanbul'a dönelim. Malumunuz geride bıraktığımız haftalarda bir kar esareti yaşadı İstanbul. Meteoroloji uyarmıştı. Meteorolojinin yeni uyarıları vardı. O uyarıların ardından da Balkanlardan gelen kar gece saatlerinde İstanbul'a giriş yaptı. Özellikle yüksek kesimlerde yer yer beyaza büründüğünü söyleyebiliriz. O görüntülere bir birlikte bakalım. Sonrasında havanın notlarını konuşmaya devam edeceğiz. Kar yeniden İstanbul'a giriş yaptı. Mega kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Meteorolojinin uyarısının ardından İstanbul'da gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Özellikle yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırdı. Görüntüler İstanbul Silivri'den. Meteoroloji Genel Müdürlüğü günler öncesinden ikazlarını yapmış, bu geceyi işaret etmişti. Beklenen kar İstanbul'a tekrar ulaştı. Özellikle Beylikdüzü, Silivri ve Büyükçekmece gibi yüksek kesimlerde kar etkili olmaya başladı. Hatta bulunduğumuz TEM otoyolunda 3 şeritlik yol 2 şeride düşmüş vaziyette. Yollar ve araçların üzeri beyaza büründü. Kar yağışı ulaşımda ciddi bir aksamaya yol açmadı. Özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor. Çünkü yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor. İstanbul'da durum böyle. Ege'de de hava soğumuş durumda. Aslında kar yağışına alışkın olmayan kıyı şeridi. Örneğin Kuşadası'nda dün yine ceviz büyüklüğünde dolu yağdığına ilişkin görüntüler var. Ama İzmir'e gidelim önce. Kent genelinde etkili olan sağanak yağıştan bahsedelim. Sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su bastı. Yol çöktü. Vatandaşlar ve itfaiye ekibi ev ve iş yerine dolan suyu temizlemek için teyakkuzdaydı. Sağanak etkili olduğu ev ve iş yerlerinin su bastı. Yol çöktü. İtfaiye yardımcı oldu. Allah razı olsun. İzmir'i sağanak vurdu. Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından kent genelinde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Abi 2 saattir bu şekilde su boşaltıyoruz. Bornova ilçesi Ersoy Caddesi kavşağında yol çöktü. Konak ilçesi Mithatpaşa Caddesi'nde bulunan ev ve iş yerlerini ise su bastı. Cadde üzerinde bulunan bir iş yerinde yaşanan su baskını güvenlik kamerasına yansırken itfaiye ve polis ekipleri sağanak nedeniyle teyakkuza geçti. Kendi imkanlarımızla bunu yapıyoruz. Bakın kimse öyle çarptı. Öte yandan gökyüzünde çakan şimşeklerse adeta görsel şölen oluşturdu. Bir de deprem haberi geldi. Akdeniz'den Kıbrıs açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan yapıldı açıklama. Saat gece 00:03'te meydana geldi. Merkez üssü Antalya'nın Gazipaşa ilçesi 136 kilometre mesafede olduğu da duyuruldu.
deniz yüzeyinin 13,2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Kıbrıs, Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Hatay'da geniş bir alanda hissedildi. Depremle ilgili henüz herhangi bir olumsuz duruma ilişkin bir haber de yok çok şükür. Aynı noktada 11 Ocak'ta 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Biliyorsunuz koronavirüsle mücadele devam ediyor. Bilim kurulu yine bu gündemle toplandı. Koronavirüse karşı aslında ilk zamanlarda bir ilaç kullanımı söz konusuydu. Hatırlarsınız aranızda mutlaka kullananlar da olmuştur. Koronavirüse karşı ilaç kullanımı yeniden başlayacak. 65 yaş üstü ve kronik hastalar için yeni bir gelişme söz konusu. Gelin birlikte detaylara bakalım. Bilim kurulu salgının seyri, yatak doluluk oranları, yeni tedavi seçenekleri ve yerli aşı Türkovak gündemiyle toplandı. Toplantıda Molnupiravir ilacının 65 yaş üstü ve kronik hastalarda kullanılması kararı alındı. Molnupiravir etken maddeli antiviral ilacın kullanımı gelecek hafta itibarıyla başlayacaktır. 65 yaş üzerindeki vatandaşlarımızda ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızda erken dönemde Molnupiravir ilacının kullanımı temin edilecektir. Bakan Koca özellikle 65 yaş üstü vatandaşlara hatırlatma dozu aşılarını yaptırmaları uyarısında bulundu. Yapılan tüm analizlerde salgının en çok etkilediği kişiler 65 yaş üzeri vatandaşlarımızdır. Büyüklerimizi korumalı, hatırlatma dozlarını ihmal etmemeliyiz. Büyüklerimizi korumanın bir yolu da gençlerin aşılarının tam olması esasıdır. Aşılar bizi hastalıktan ve hastalığın etkilerinden korur. Maske ise uygun şekilde kullanıldığında hastalığın bulaşmasını engeller. Maske kullanımına özen göstermeli, aşılarımızı ihmal etmemeliyiz. Sağlık Bakanı Türkiye'deki tüm vakaların omikron kaynaklı olduğunu vurguladı. Ülkemizdeki hemen hemen tüm vakaların omikron kaynaklı olduğu yapılan örnekleme gen sekanslamasıyla belirlenmiştir. İstanbul'da günlük vaka sayıları 40 bine ulaşmışken son 2 haftada 20 binin altına inmiş durumdadır. Eskişehir'de vaka sayıları son 2 haftada 3'te 1 oranında azalmıştır. Diğer illerimizde şu an vaka sayılarında artış olsa da yakın gelecekte benzer düşüşler görülebilecektir. Bakan Koca, yerli aşı Türkovak'ın yeni serilerinin şehir hastanelerine sevkiyatının başladığı bilgisini de verdi. Vatandaşları Türkovak olmaya çağırdı. Meclisten söz edeceğiz. Genel kurulda MHP ile CHP arasında İmamoğlu tartışması yaşandı. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkan Vekillerinin meclise sunduğu İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili genel görüşme önergesine tepki gösterdi. Bu önerge hedef saptırma önergesidir, mazeretçiliktir dedi. Akçay, asıl izah edilmesi gereken konu Balıkçı'da çekilen o fotoğraflardır diye de ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ne İstanbul'u takıyor, ne kendi partisine takıyor, ne de genel başkanlığı takıyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir çatışmayı daha çok hayal edersiniz. İstanbul kar esareti altındayken İngiliz Büyükelçi ile restoranda yemek yiyen Ekrem İmamoğlu mecliste de tartışma konusu oldu. Belediye başkanının tek taktığı ABD Büyükelçisi, İngiliz Büyükelçisi. Evet. CHP'nin derdi Türkiye değil, büyükelçiler dersiniz. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, CHP Grup Başkan Vekillerinin meclise sunduğu İmamoğlu'nun MOBESE görüntüleriyle ilgili genel görüşme önergesine tepki gösterdi. Bu önerge bir hedef saptırma önergesidir. Önergede dile getirdiğiniz MOBESE görüntüsü hangisi? O hukuken suçsa hukuk da gereğinde yapsın. Akçay sözü İmamoğlu'nun büyükelçiyle restoranda yemek yerken çekilen o fotoğrafı getirdi. Lokantanın içinde çekilip servis edilen fotoğrafa bir sözünüz yok mu? Bu fotoğrafı kim çekti? Asıl izah edilmesi gereken konu Balıkçı'da çekilen fotoğraflardır. Ve İstanbullu kar altında mağdur iken bir belediye başkanı 4 saatini bu büyükelçiyle görüşmeye ayırır. MHP'li Akçay'ın Kılıçdaroğlu'yla İmamoğlu arasındaki çatışma olduğu iddiasına yanıt CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'dan geldi. Kemal Kılıçdaroğlu ile Ekrem İmamoğlu arasında bir çatışmayı
daha çok hayal edersiniz. Ama öyle bir çatışma olmayacak. Hiç merak etmeyin. Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun genel başkanıdır. Ama önce abisidir. Türkiye ile Ermenistan arasında 2 yıldır yapılamayan sivil uçuşlar yeniden başladı. Ermenistan'dan kalkan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. İstanbul'dan havalanan yolcu uçağı da gece saatlerinde Erivan'a ulaştı. Türkiye ile Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesiyle iki ülke arasında sivil uçuşlar karşılıklı olarak yeniden başladı. 2 yıl sonra Erivan'dan kalkan yolcu uçağı saat 19.40'da İstanbul Havalimanı'na indi. Vallahi çok memnun olduk çünkü bundan evvel sürünüyorduk. Bilhassa Tiflis'ten gidip gelme, ondan sonra diğer ülkelerden çok zor oluyordu. Allah razı olsun, bizim büyüklerimize bu yolları açtılar. Çok memnunuz. Türkiye ve Ermenistan ilişkileri açısından tarihi bir gün yaşıyoruz. 2020 yılından beri kapalı olan uçuşlar bugün itibariyle tekrar başladı. Erivan'dan havalanan uçak an itibariyle İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 2 saat 15 dakika 20 dakika sürdü. Önceden ne kadar sürüyordu? Önceden buradan yukarıya gidiyoruz Ukrayna'ya. 2-3 saat, 2 saat oraya sürüyor. 2,5-3 saat, 4 saat hatta bekliyoruz. Yani eziyet. Bu çok güzel. Erivan'dan gelen 64 yolcu İstanbul'da çiçeklerle karşılandı. Ben istiyorum ki barış olsun. Eskiden kalanlar eskide kalsın. Bundaki bizim nesiller bunlarla büyümesin. Güzellik istiyorum ve hep dua ediyorum. Çünkü burası da benim bir vatanım gibidir. İlk İstanbul-Erivan uçuşu da 23.35'te İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapıldı. Yaklaşık 2 saatlik uçuşun ardından başkent Erivan'daki Zvartnots Uluslararası Havalimanı'na indi. Uçakta 99 yolcu yer aldı. Karabağ topraklarındaki işgale son vermesinin ardından Ermenistan'la ilişkiler normalleşme sürecine girmiş, karşılıklı özel temsilciler atanmıştı. Geçen hafta İstanbul Avcılar'da sevgilisinin evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Kübra Ece'ye ait son görüntüler ortaya çıktı. Ölmeden birkaç dakika önce Kübra Ece'nin sevgilisiyle araca gittiği ancak kapıyı açamayınca tekrar binaya döndüğü görülüyor. Aracının kapısını açamadığı eve geri döndü. Saniyeler sonra 4. kattan düşerek hayatını kaybeden fenomen yarışmacı Kübra Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı. 30 Ocak günü İstanbul Avcılar'da bir televizyon programında tanınan 30 yaşındaki Kübra Ece iddiaya göre Gümüşbala Mahallesi'nde bir binanın 4. katından aşağı düştü. Hastaneye kaldırılan ağır yaralı kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bunun da mutlaka bir sorumlusu vardır. Yani illaki bir iterek, şunu ederek, bunu ederek bir şeyler olmuştur. Ya kendisi atladı, atladıysa da neden atladı? Şüpheli ölümün ardından evde bulunan 5 erkek 7 kişi gözaltına alınmış ancak ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Kübra Ece'nin eski sevgilisi Mehmet Emre Ş. ve evdeki diğer kişilerle birlikte gece geç saatlere kadar oturdukları ve ikilinin kıskançlık nedeniyle tartıştığı ileri sürüldü. Ece'nin nasıl düştüğüyle ilgili polis inceleme başlatırken ölmeden önceki son görüntüleri de ortaya çıktı. Kübra Ece'nin sevgilisiyle kol kola araca gittiği ancak kapıyı açamayınca tekrar binaya döndüğü kameralara böyle yansıdı. Evet, ekranlara yansıyan bir son dakika gelişmesi var. Bakan Nebati'den geliyor açıklamalar. Enflasyon açıklaması ki önümüzdeki saat diliminde de yeni rakamın açıklanması bekleniyor biliyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı enflasyon yaz aylarında toparlanacak yorumunu yapmış durumda. Önümüzdeki süreçte, önümüzdeki saat diliminde özellikle bu konuyu zaten konuşuyor olacağız. Hedef 2023'te tek haneye düşmek. Bu konuda da Bakan Nebati'den gelen açıklama, enflasyon yaz aylarında toparlanacak açıklaması, bu son dakika bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Bir yandan da
vicdanların donduğu, insanlığın artık bittiği ve uzun süredir maalesef yeni paylaşmıyoruz. Ne bu görüntüleri, ne bu hikayeleri, ne bu haberleri. Bir yenisi sadece, düzensiz göçmenleri açık sulara geri iterek 12 sığınmacının ölümüne sebep olan Yunanistan'dan bahsedeceğiz. Yunanistan'a Birleşmiş Milletler'den sert tepki geldi. Yunanistan'ın bu eylemi karşısında dehşete düştüklerini söyleyen kurum, Atina'ya yönelik soruşturma başlatılmasını istedi. Yunanistan'ın geri ittiği göçmenlerin donarak ölmesinden dehşete düştük. Birleşmiş Milletler düzensiz sığınmacıları açık sulara iterek ölüme gönderen Yunanistan'ı sert sözlerle hedef aldı. 12 göçmenin donarak öldüğü olayı şiddetle kınayan BM Uluslararası Göç Örgütü, Atina'ya karşı soruşturma başlatılması çağrısı yaptı. Daha önce de birçok kez belirtildiği gibi, bazı Avrupa ülkelerinin sınırlarında sığınmacılara yönelik artan geri itme haberleri son derece endişe vericidir. Bu tür uygulamaların uluslararası hukuk kapsamında yasak olduğunu ve koşullar ne olursa olsun soruşturulması gerektiğini yineliyoruz. Diğer yandan yaşananlara ilişkin açıklama yapmayan BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin sessizliği de tepkilere yol açtı. Evet, az önce de aktarmıştım son dakika bilgisine yeni açıklamalar da ekleniyor. Onları da sizlerle paylaşayım. Önemli açıklamalar Bakan Nebati'den gelen. 2022 büyümesi %5 civarında olacak diyor Bakan Nebati. Kura 19 Aralık'tan beri önemli bir müdahale yapılmadı açıklaması var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin enflasyonun Nisan ayında %50'nin altında zirveyi görmesini bekliyoruz açıklaması da dikkat çekiyor. Yine salı günü itibarıyla kur korumalı mevduat büyüklüğü 272 milyar lira oldu. 113 milyar lirası dövizden geldi diyor. Yine yaz aylarında toparlanma bekliyoruz. Aralık'ta da bazı etkisiyle radikal bir düşüş gösterecek açıklaması var. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin zaten ilerleyen dakikalarda da yeni rakamın açıklanmasını bekliyoruz. Enflasyonun Nisan ayında %50'nin altında zirveyi görmesini bekliyoruz açıklaması ve 2022 büyümesi %5 civarında olacak. TL'den daha fazla değer kaybı beklemiyorum açıklaması da kuşkusuz altı çizilecek başlıklardan bir tanesi Sayın Bakan'ın. Enflasyonun Nisan ayında %50'nin altında zirveyi görmesini bekliyoruz açıklaması da önümüzdeki sürecin aslında işaretleri. Biliyorsunuz son dönemde bu konuyla ilgili atılan adımlar, kullanılan enstrümanlar doğrultusunda enflasyonun tek haneli rakamlara gelmesi hedefleniyor ve bu konuda yapılan açıklamalar da bu yönde. 2023 hedefi doğrultusunda atılan adımlarla ilgili aslında yeni bilgiler. Şimdi şu doğalgazla ilgili gerginlik biliyorsunuz Avrupa, Rusya, Ukrayna arasında tırmanan gerginlik nedeniyle enerji krizinin daha da derinleşmesi endişesi yaşanıyor. Birliğe üye ülkeler Rusya'ya yönelik bağımlılığını düşürmek için doğalgaz diplomasisini yoğunlaştırmış durumda. Bu kapsamda ilk olarak Katar'la temasa geçildi. Ukrayna krizi derinleşiyor. Avrupa yeni enerji kaynağı arıyor. Ukrayna krizinin savaşa dönüşmesi durumunda enerji darboğazına girecek Avrupa, gaz satın alabileceği ülke aramaya başladı. Avrupa Birliği bu kapsamda %40 bağımlı olduğu Rus gazını alternatif olarak diplomasi trafiğini yoğunlaştırdı. Diplomasi hattının ilk temas noktası ise Katar oldu. Avrupa Birliği Komisyonu'nun enerjiden sorumlu üyesi Kadri Simson, Katar Enerji Bakanı Saad Sherida El Kabi ile görüştü. Simson, zamanlı ve önemli olarak nitelediği görüşme sonrası açıklama yaptı. Güvenilir bir enerji ortağı olarak nitelediği Katar'ın doğal gaz akışının aksaması halinde tedariği artırma konusunda Avrupa ile çalışmaya hazır olduğunu söyledi. Azerbaycan doğal gazının Türkiye üzerinden Avrupa Birliği'ne ulaştırılması da Brüksel'in ilgilendiği diğer seçenekler arasında yer alıyor. Bu kapsamda Simson'un Cuma günü Bakü'de temaslarda bulunması öngörülüyor.
Avrupa Birliği'nin gaz tedariği ile ilgili diplomasi trafiği sürerken, Rusya'nın Ukrayna üzerinden Avrupa ülkelerine yönelik gaz tedariğini geçen ayın ortalamasının neredeyse iki katına yükseltmesi dikkat çekti. Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, ordu içerisindeki her 3 askerden birinin aşıya karşı olduğunu açıklamıştı. O çarpıcı rapor Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nı harekete geçirdi. Aşı olmayı reddeden askerlerin ihraç edileceği duyuruldu. ABD ordusundaki aşı karşıtlarıyla mücadele için düğmeye basıldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı aşı yaptırma emrini reddeden askerlerin ihraç edileceğini açıkladı. Kararın detaylarına ilişkin bildiri yayımlayan komutanlık, şu ana kadar aşı olduğunu kanıtlayamayan 6 üst düzey subayın görevden alındığını duyurdu. 1 Temmuz 2022 ve daha önceki bir tarihte tezkere alacak askerler uygulamadan muaf tutuldu. Tıbbi veya dini muafiyet talepleri reddedilen askerlerin ise 7 gün içinde aşı olacaklarını beyan etmeleri istendi. Kararın Pentagon'un geçen hafta hazırladığı aşı karşıtlığı raporundan sonra alınması dikkati çekti. O rapor, ordu mensuplarının 3'te 1'inin COVID-19 aşısı yaptırmayı reddettiğini ortaya çıkarmıştı. Bugün ekonomiyle ilgili hareketli bir gün bu saat itibarıyla da, önümüzdeki saat itibarıyla da öyle olacak. Hemen ekonomideki başlıkları konuşmaya başlayalım. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'le birlikte her sabah olduğu gibi. Faruk abicim günaydın, günaydın. Hoş geldiniz. İyi, hoş bulduk. İyisin inşallah. Çok teşekkür ederim. Evet. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Buyursunlar, hemen rakamlarla anlatalım. Başlayalım. Senin söylediğin gibi hareketli bir, evet, gün olacak. Saat 10 gibi yılın ilk enflasyonunu almış olacağız, Ocak enflasyonunu. Hı hı. Ama öğleden sonra da Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın toplantıları var. O da piyasaları beklediği, kararların çıkmasını beklediğimiz toplantılar olacak. Ama, hı hı, bizim içeride ilgilendiğimiz kısım enflasyon. Sayın Bakan'ın şimdi da biraz önce açıklamalarını sen verdin son dakika. Üzerine konuşacağız. Ama şöyle bir rakamlara hemen bakalım, nasıl başlıyoruz güne diye. Dün borsa küçük bir düşüş yaşadı. Gün içinde yükseliş, iniş oldu ama yine 2000 puanın üzerinde kapattı. Bugün tabii biraz enflasyon verisi sonrası nasıl hareket edecek, hep beraber izleyeceğiz. Döviz kurlarına şöyle bir bakalım. Dövizde de küçük bir yukarı yönlü hareket oldu dün. 13.54 dolar. Euro'da 15.32'den güne başlamış oldu. Altının onsunu da bakalım. Yeniden 1805 puana çıktı. 1800'ün üzerine çıkmış oldu. Burada da kısa bir bantta gidip geliyor ama gram altın tabii kura bağlı olarak hareketleniyor. 785 liradan da güne başlamış olduk. Dediğim, evet, gibi saat 10'dan sonra tabii piyasalar biraz da enflasyon rakamıyla birlikte hareket edecek. Evet, sıcak gelişmeyle başlayalım. Bakan Nebati'nin açıklamaları kuşkusuz önemli. Bugün zaten Ocak ayı enflasyon rakamının açıklanmasını bekliyorduk. Birkaç not paylaşayım. Salı günü itibariyle kur korumalı mevduat büyüklüğünden bahsediyor bakan. 272 milyar lira oldu. 113 milyar lirası dövizden geldi. Ve yine 2022 büyümesi %5 civarında olacak diyor. Kura 19 Aralık'tan beri önemli bir müdahale yapılmadı. TL'de daha fazla değer kaybı beklemiyorum. Nisan ayında da enflasyonun %50'nin altında zirveyi görmesini bekliyoruz diyor. Evet, önemli açıklamalar, özellikle bu kur tarafıyla ilgili açıklamalarıyla ilgili birkaç bir şey söyleyeyim. Hani bu spekülasyonlar vardı, hani Merkez Bankası işte o gece para sattı, evet, döviz sattı, işte devlet döviz sattı vesaire. Hatırlarsan Merkez Bankası Başkanı da hiçbir satış olmamıştır dedi. Kur korumalı mevduata büyük ilgi var. O biraz da döviz tevdiat hesaplarındaki çözülmeyi getiriyor. Sayın Bakan söylediği gibi 20 Aralık'tan bu yana vaktimiz olursa o tabloyu da veririz. 11,5 milyar doların üzerinde döviz bozdurmuş vatandaş. Zaten hem döviz tevdiat hesapları çözülüyor hem de TL mevduat hesapları yükseliyor. O yüzden de orada işler iyi gidiyor. Yani insanlar TL'ye güvenmeye başladılar. O da zaten kurda stabil bir hale getirdi. Enflasyon meselesine gelince tabii enflasyonda Ocak ayı enflasyonun içinde mutlaka bu asgari ücretteki artış olacak. İşte Aralık ayında yaşanan o kur saldırısıyla ilgili etkiler olacak. Enerji fiyatlarındaki yükseliş yine burada olacak. Sayın Bakan da daha önce söylemişti. Burada bir yılın en zirve rakamını görebiliriz ama daha sonra
kademeli olarak düşüş gerçekleşecek. Hem Sayın Cumhurbaşkanı da bunu her konuşmasında söylüyor. Kurun üstündeki köpüğü aldık, enflasyonun üzerindeki köpüğü de alacağız diye. Dolayısıyla hani bugünkü rakamdan sonra kademeli olarak bir düşüş göreceğiz. Öyle gözüküyor. Hani Nisan'dan sonra, belki yılın ikinci yarısından sonra, yıl sonuna doğru da zaten Merkez Bankası'nın hedefi %20'ler seviyesinde bir enflasyon. Büyümeyle ilgili tahminini de söylemiş Sayın Bakan, %5 diyor 2022 için. Zaten hedef de oydu. Ama 2021'de bütün öncü göstergeler de onu gösteriyor. Çift taneli büyüyecek Türkiye. Önümüzdeki aylarda bunu da göreceğiz. Zaten bütün uluslararası kuruluşların tahminlerinde de Türkiye'nin 2021'de çift taneli büyüyeceğini gösteriyor. Şimdi tabii hem Hazine Maliye Bakanı'nın hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşmaları niçin önemli? Çünkü onlar bizim görmediğimiz bütün veri setini görebiliyorlar. O yüzden de geleceğe yönelik çok daha kesin öngörülerde bulunuyorlar. İnşallah bu yıl Türkiye açısından toparlanma yılı olacak. Bütün göstergeler de onu gösteriyor. O yüzden enflasyonla mücadele birinci madde olarak önlerine konulmuş durumda ve buna kilitlenmiş durumdalar. Tabii enflasyon sepeti dediğimiz, hani içine konulan ürünlerin ağırlıkları ile ilgili de bir değişiklik bekleniyor. Mesela geçen sene gıdanın ağırlığı arttırılmıştı. Yani bu değişiklikler bütün uluslararası kuruluşlarda aynı şekilde, bütün dünyada aynı şekilde yapılıyor. Neyi çok kullanılıyorsa onun ağırlığı arttırılıyor. O değişikliği de bir yıl göreceğiz. Peki. Şimdi dün seyircilerimize söz verdik. Merakla da bekliyorlar o başlığı. Çünkü yine her birimizi yakından ilgilendiren bir başlık. Çünkü sitede oturmaya gerek yok. Apartman sakinleri için de maalesef bu geçerli. Aidatlardan söz edeceğiz. Faruk Erdem'e merak ettiğiniz soruları da soracağız. Bir seyircimiz, ben yayına girmeden önce sosyal medya üzerinden bana bir mesaj göndermiş. Bir apartmanda oturuyor. 12 daireli bir apartman olduğunu söyledi. Yöneticisi kalemle kağıda not alarak 12 daireye seslenmiş ve bu ay, bu yıl itibarıyla gelen zamlar doğrultusunda aidatların 200 lira arttığını bildirmiş daire başına ve kalem olarak da kalemle de, tükenmez bir kalemle de oraya not düşmüş. Artışların sadece fiyat artışlarından kaynaklandığı bilgisi var. Başka hangi kaleme ne harcandığı bilgisi yok. Ne yapabilirim ben diye sormuş mesela. Şimdi tabii bu aidat meselesi bu son dönemde çok fazla konuşulmaya başladı. Çünkü senin dediğin gibi apartmanlarda da var ama site hayatlarda, özellikle büyük şehirlerde burası çoğaldı. Çok daha fena. Sen hatta burada bazı haberler veriyorsun, ben izliyorum. İşte insanlar sokaklara dökülüyorlar, komşu komşuyla düşman oluyor yönetimlere karşı. Birbirini vuran var. Evet, maalesef. Şimdi öyle noktalara gelmiş ki ev kirasını geçen aidatlar var. Evet. Tabii ben de hukukçularla konuştum. Hani bu yönetimin aldığı kararlara itiraz edilebilir mi? Bu kararlar nasıl alınıyor? Senin söylediğin gibi bu aidatın içinde hangi kalemlerin olması gerekiyor? Tabii şimdi işte asgari ücrete gelen artışı söylüyorlar. İşte malzeme alınıyor, onların artışlarını söylüyorlar. Ama burada bir ölçünün de olması gerektiğini söylüyor hukukçular. Ama ev sahipleri ya da kiracılar olarak haklarımız var mı? Var. Nedir onlara bunlar? Da bir bakalım. Şimdi nasıl belirleniyor? Önce yani aidat senin söylediğin gibi bir tükenmez kalemle kağıda yazılıp mı belirleniyor? Yoksa nasıl belirlenmesi gerekiyor? Onu önce öğrendim. Site yönetimi rakamı teklif ediyor. Yani bir genel kurul toplanıyor. Şimdi bu genel kurulu çok önemsiyor. Hukukçularla konuştuğumda da onu söylüyor. Yani şimdi biz vaktimiz var yok diye oraya katılmıyoruz. Çok da önemsemiyoruz. Ama orada alınan kararlar kalıcı oluyor. Hukuki niteliği oluyor. Siz şimdi katılıp orada itiraz etmezseniz ya da orada çoğunluğu sağlayamazsanız orada işte 3-5 kişi elini kaldırarak bu kararları alabiliyor. O yüzden öncelikli olarak bu genel kurullara mutlaka katılmak gerektiğini söylüyorlar. Şu günlerde de o genel kurullar yapılıyor bütün sitelerde. Maliklerden oluşan genel kurul karar veriyor. Şimdi malikten kastım ev sahipleri, yani kiracılar, aslında orada oy hakkı yok. Ev sahibi ona bir vekalet verirse oy kullanabiliyor kiracı. Genelde çok az sayıda katılım oluyor. Hepimiz yaşıyoruz. Yasal olarak aidat kira ile sınırlı. Tek sınır bu. Yani üst sınırı kiradan daha fazla olamaz diyor. Kira kadar olabilir mi? Kira kadar olabilir diyor yani yasa. Dolayısıyla bunu geçemez diyor. Ama siz orada itiraz etmeniz gerekiyor. Devam edelim isterseniz. Geliyorum, ne yapabiliriz? Ne yapmalı? Şimdi bir kere bu birinci madde önemli. Herkes onu söylüyor. Genel kurula katılın ve itiraz edin. Kararlara itiraz hakkınız var. Yani genel kurulda siz oy verdiniz itiraz hakkında ama sizin oyunuz daha az olduğu için kabul edildi. Buna da itiraz hakkınız var. Kararın iptal için bir ay içinde sulh hukuk
mahkemesinde dava açılabiliyor. Katılıp olumlu oy kullananlar, bu önemli, dava açamıyor. Yani hem olumlu oy kullanıp hem de ya ben bunu beğenmedim diyemiyorsunuz. Buraya bir şey daha ilave edeyim. Bazen bu yönetimler istenmeyen insanların eline geçmiş olabilir. O zaman genel kurulun iptali için de mahkemeye başvurabiliyorsunuz. O zaman alınan bütün kararlar iptal ediliyor. Mahkeme oradaki yönetimi de değiştirebiliyor. Hazal bir sonraki geldi. Bu da önemli. Kimin? Bu da tartışılıyor aslında ama aidat borcu aslında kiracının falan değil. Borç kat malikine ait. Şimdi kira sözleşmesi yapıldığında orada işte aidat kiracıya aittir denilen bir maddede konuluyor. Ama eğer kiracı ödemezse bu borç ev sahibine ait. Onu da söyleyeyim. Müştereken bu borca katılmak zorundalar. Yani borç aslında ev sahibinin. Sözleşmede bulunsa da borç ortak ödeniyor. Yani kiracı ödemezse ev sahibi de ödüyor. Olağan giderler kiracıdan istenebilir. Nedir olağan giderler? İşte oradaki çalışan işçinin maaşı, alınan bir malzeme, temizlik vesaire gibi. Verilen hizmet. Evet, verilen hizmet, onlar kiracıdan istenebiliyor. Ama demirbaş giderleri kiracıdan istenemiyor. İşte asansörün tamiri vesaire, orada yapılan başka bir iş kiracıdan alınamıyor. Burada tabii mutlaka dediğim gibi genel kurullara katılmak lazım. Hı hı. Denetim ve denetim kurullarında da olmak lazım. Çünkü kötü niyetli olabilirler. Bazen hı hı. apartmanın masrafları yükseliyor. İşte yöneticinin tanıdığı bir arkadaşından satın alınabiliyor vesaire, bir sürü evet. şey var. Ama aidatla ilgili yapacağımız iki şey var. Bir, o genel kurullara katılacağız. İki, eğer istediğimiz gibi olmazsa ve orada fahiş ücretler çıkarsa da sulh hukuk mahkemesine gideceğiz. Peki yeterli mi bu başlıklar? Hayır. Faruk Erdem'de bu konuyu yarın da konuşmaya devam Konuşalım. Edelim. Hatta o kadar çok soru geliyor ki bir hukukçumuza da başvuruyor olalım yayın içerisinde. Olur. Merak bize edilenleri... hikayelerini de anlatsın izleyicilerimiz. Evet, merak ettiklerinizi bize sorun. Biz yarın Faruk Erdem'le birlikte bu konuyu konuşmaya devam edelim. Ben Faruk Erdem'i uğurlayayım, devam edeceğiz. 18 Ekim 2021'de vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, SİHA ve İHA sistemlerinin üretilmesi için önemli adımlar atmış ve öncülük etmişti. Özdemir Bayraktar'ın adı Samsun Üniversitesi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde yaşatılacak. SİHA'ların öncü ismi Özdemir Bayraktar'ın adı Samsun Üniversitesi'ndeki Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne verildi. 18 Ekim 2021 tarihinde vefat eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar, SİHA ve İHA sistemlerinin üretilmesi için önemli adımlar atmış ve öncülük etmişti. Vefatının ardından adının yaşatılması için harekete geçildi ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla Özdemir Bayraktar'ın adı Samsun Üniversitesi'ne bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'ne verildi. Özdemir Bayraktar'ın adının Samsun Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nde yaşatılmasına ilişkin karar resmi gazetede yayımlandı. İçinden bu görüntüleri taşıyacağız şimdi ekrana. Yavru bir köpek kaldırımdaki kalasın ucunda bekliyordu. O anda da bir araç görüyorsunuz, bir manevra yapıyor. İşte sonrası, ama köpeğin iyi olduğu bilgisini paylaşayım. Park etmek için manevra yaptığı kaldırımdaki kalasa basınca olanlar oldu. Görüntüler Çin'in Shandong eyaletinde kayda geçti. Küçük bir köpek kendisini besleyen ailenin evinin önünde bekliyordu. O sırada mahalle sakinlerinden biri park etmek için kaldırıma yanaştı. Küçük köpeği görmeyen sürücü ilk manevrasını yaptı. Aracını geri almasıyla kaldırımda bulunan kalasın üstüne çıktı. Yavru köpek mancınık etkisiyle bir anda olduğu yerden fırladı. Aracın camına çarpan köpek daha sonra yere düştü. Olay yerinden uzaklaştı. Mahallelinin koşarak müdahale ettiği olayda yavru köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bir ara vereceğiz. Saat başında devam edeceğiz. A Haber ekranlarına tekrar hoş geldiniz. Saatleri 10 yaptık. Ajans bugün de yeni saat dilimine başlayacağız. Ekranlara yansıyan o son dakika gelişmesinin detaylarıyla Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklama var. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden geldi o açıklama. Hemen detayları paylaşalım. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık.
bırakmayacağız notu düşünmüş Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK-YPG'li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılıyor. Daha geride bıraktığımız günde gerçekleşen hem Irak hem Suriye üzerinde sınır ötesine hava harekatının yankıları sürerken bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan bu haber an itibariyle paylaşılmış durumda. Barış Pınarı bölgesinde taciz ateşi açarak saldırı girişimi yapıldığı yönünde ve 9 PKK'lı teröristin de o noktada etkisiz hale getirildiği bilgisi paylaşılmış durumda. Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen bilgiyi bir kez daha sizlerle paylaşalım. Biliyorsunuz sınır hattındaki operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Terörle mücadele Barış Pınarı bölgesinden geldi. Haber taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK-YPG'li teröristin kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildiği bilgisi var. Evet, zaten bu rakamın açıklanmasını bekliyorduk an itibariyle. O son dakika bilgisini de arkadaşlarım ekranlara yansıtıyor. Ocak ayı enflasyonu açıklanmış durumda. Aylık tüfe %11,10, yıllık tüfe %48,69 oldu. Hemen değerlendirmeler de alacağız. Değerli bir konuk beni bekliyor. Hemen size takdim edeyim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Tolga Dağlaroğlu ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayına. Günaydın. Günaydın. Hoş bulduk. Şimdi rakamın açıklanmasını bekliyorduk. Aslında dakikalar önce bakandan da açıklamalar geldi. O açıklamaların detayını da soracağım ama bir zirve diyebilir miyiz? Bundan sonra kademeli bir düşüş bekliyor muyuz? Açıklamalar ve aslında kullanılan enstrümanlar bu yönde. Onların da detayını soracağım. Önce genel çerçevede ilk yorumunuzu almak isterim. Şimdi tabii ki verinin ayrıntılarına bakamadım ama Sayın Bakan'ın da açıklamaları var, Sayın Nebati'nin açıklamaları var. Nisan'da zirveyi göreceğiz diye. Tabii ki bu yılın ilk enflasyon raporunda Sayın Merkez Bankası Başkanı tarafından da dile getirildi. Yani maalesef önümüzdeki 2-3 ay enflasyon konusunda biraz sorunlu bir döneme giriyoruz. Tabii burada özellikle yılın ikinci yarısına itibaren çıktı açının negatife dönmesiyle beraber bir dezenflasyonist süreç başlayacak. Tabii ki burada en önemli nokta artan emtia fiyatları, tarımsal emtialar. Maalesef burası bizim açımızdan bir sorun olmaya devam ediyor. Çünkü petrol fiyatlarındaki her %10'luk artışın enflasyonda meydana getirmiş olduğu artış %1. Yine aynı şekilde cari işlemden açığını yaklaşık 4 milyar dolar arttırıyor. Dolayısıyla özellikle burada hem tarımsal emtialar hem de endüstriyel metaller ve buradaki gelişmeler, petrol fiyatları son derece önemli olacak. Peki devreye alınan enstrümanlardan söz edildi. Son dönemde atılan ekonomiye ilişkin bu adımlar da kuşkusuz önemli. Hem bakandan hem Başkan Erdoğan'dan yapılan açıklamalarda aslında ileriye dönük açıklamalarda 2023 yılının hedefinin tek haneli rakamlar olması yönünde. Son dönemde en çok konuştuğumuz başlık aslında ekonomi adına kur korumalı TL mevduat hesapları. Bunun etkilerini ne zaman görmeye başlarız? Şimdi tabii baktığımızda özellikle bu kur tarafında bir beraberinde sakinleşmeyi getirdi. Yani o 18'lere giden bir kur söz konusuydu. Burada kur tarafında bir sakinleşmeyi beraberinde getirdi. Tabii ki burada yeni enstrümanlar her gün devreye alınıyor. Özellikle yurt dışındaki vatandaşların tasarruflarını ekonomiye kazandırmak açısından yuvan hesabı son derece önemliydi. Biz bunları benzerini 1980'lerde gördük jumbo hesaplar olarak, jumbo faiz olarak. Dolayısıyla buradaki gelişmeler, burada atılacak adımlar liralaşma strateji çerçevesinde ve kur tarafında sakinleşme son derece önemli. Hı hı. Tabii burada özellikle yaz aylarının başlamasıyla beraber özellikle artan turizm gelirleri, kur tarafında bir gevşeme katkı yapacak gelişmeler olduğunu düşünüyorum.
Peki, bağlantımız çok sağlıklı olmadığı için son bir soru daha sormak istiyorum merak edildiği için. Son dönemde çok fazlaca konuştuğumuz o başlık aslında siz uzmanlara da sıkça değindik, sorduk işin doğrusunu öğrenmek için. Bu fahiş fiyatlarında kuşkusuz enflasyona etkisini görmezden gelemeyiz. Tıpkı kurda yaşanan o son dönemdeki olaylar gibi, ancak bunun da ilgili de atılan ciddi adımlar ve önlemek için getirilen cezalar, önlemler, denetimler söz konusu. Ancak bu doğrudan da cebimizi ilgilendiren bir konu elbette. Bunun da kuşkusuz getirisi olacaktır değil mi bu süreçte atılan bu adımların? Kesinlikle. Yani burada maalesef iş alemini basiretli tüccar gibi davranması gerekiyor. Burada bir fırsatçılık söz konusu. Bu konuda Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurumların, Rekabet Kurumu'nun hızlı bir biçimde adım atması gerekiyor. Ki bunu şuradan görebiliyoruz. Bankacılık sektörünün karları açıklandı. %529 bir kar söz konusu. Böyle bir kar olamaz, olmaması gerekiyor. Dolayısıyla burada özellikle bu dönemi fırsat bilen fırsatçılara, basiretli tüccar gibi davranmayanlara özellikle Ticaret Bakanlığı, Rekabet Kurumu ilgili kurumlar hangisiyse acil önlem alması gerekiyor. Gerekirse burayı dış ticarette rekabete açarak buradaki firmaları iflasa kadar götürebilecek bir sürecin işlemesi gerekiyor. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. Doktor Tolga Dağlaroğlu bizimle birlikteydi. Son dakika bilgisinin detaylarını birlikte konuştuk. Devam edelim yaşananları aktarmaya. Aslında az önce Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen o son dakika bilgisini paylaşmıştık. Barış Pınarı bölgesine ait bilgilerde orada 9 teröristin daha etkisiz hale getirildiği bilgisi. Türkiye, Irak ve Suriye'den de teröre göz açtırmıyor dedik. Hedefte bu kez Sincar, Karacak ve Derik bölgesi vardı ki PKK adına gerçekten önemli bölgelerden üslerden bahsediyoruz. 6 üsten havalanan savaş uçakları, İHA ve SİHA'lar teröristleri vurdu. Toplantı halinde olan örgütün elebaşları etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı da harekatın başladığı ilk anları paylaştı. F-16'lar peş peşe havalandı. Onlarca terör hedefinin vurulduğu harekat böyle başladı. Kış Kartalı Harekatı'nın ilk dakikalarını Milli Savunma Bakanlığı paylaştı. Teröristlerin inlerini başlarına yıkan harekat notu düşülen paylaşımda F-16'ların hazırlık aşaması, kalkış ve hedefe ulaşma kısımları yer aldı. Harekatta birçok farklı noktadaki terör kampları yerle bir edildi. İlk belirlemelere göre arkadaşlarım, çok sayıda bu operasyon sonunda teröristin etkisiz hale getirildiğini, her renkten teröristin etkisiz hale geldiğine dair istihbari bilgiler almaya başladık. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK Komuta Kademesi Operasyonu Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nde an be an takip etti. Olabildiğince hassas bir şekilde hem planlamada hem icrada masum insanlara zarar vermemek için, çevreye zarar vermek için gerekli her türlü de tedbiri de aldık ve bu tedbirleri alarak bu faaliyetlerimizi icra ettik. Teröristlere ait barınak, sığınak, mağara, tünel, depo, sözde onların teröristlerin eğitim merkezleri dahil arkadaşlarım sözde karargahları hedef alındı. Kış Kartalı Harekatı'na 6 farklı üsten kalkan savaş uçakları, tanker uçakları, havadan ihbar kontrol uçağıyla İHA ve SİHA'lar katıldı. Hedefte ise 3 ayrı nokta vardı. Türkiye'ye 9 kilometre uzaklıktaki Derik, 85 kilometre uzaklıktaki Sincar ve 165 kilometre derinlikte bulunan Karacak'ta hava harekatı gerçekleştirildi. Kış Kartalı Harekatı'nda 60'a yakın hava aracı görev aldı. 3 farklı bölgede 80 terör hedefi tek tek vurularak imha edildi. Vurulan noktalar arasında örgütün depoları, barınak, mağaralar, sözde karargah ve eğitim kampları da var. Operasyon sırasında yerli ve milli mühimmatlar kullanılıyor. Şu ana kadar toplantı halinde bulunan örgütün sözde üst düzey yöneticileri de dahil olmak üzere çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Operasyona katılan birlikler başarılı bir şekilde üstlere geri döndü. Bu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sürpriz bir konuğu vardı. Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Görüşmenin ana gündemini terörle mücadele operasyonları ve bölgesel konular oluşturdu. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti. Görüşmenin Türkiye'nin Irak ve Suriye'nin kuzeyine düzenlediği Kış Kartalı operasyonunun ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. İnlerine girdik mi? Girdik. Kendilerine kaçacak delik bile bulamadılar. Masada Kış Kartalı operasyonu başta olmak üzere terörle mücadele operasyonları ve bölgesel konular vardı. Üç ayrı noktada hedefleri bombaladık. Erdoğan ve Barzani, Afganistan'da yaşanan iç karışıklık ve bölgeye etkilerini de değerlendirdi. Bu konuda önümüzdeki süreçte alınabilecek önlemler masaya yatırıldı. İkili işbirliği konusunda da mutabık kalındı. Başkan Erdoğan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani en son geçen yıl Kasım ayında İstanbul'da görüşmüştü. Eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş, A Haber'de yayınlanan Sebep Sonuç programına konuk oldu. Gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun aday olmayacağını söyledi Ateş. Bir belediye başkanının adaylığı CHP'yi çökertir dedi. Ben aday olacağı kanısında değilim. Evet. Yani önce onu söyleyeyim. Düşünmüyorsunuz aday olmayacak yok, diyorsunuz. Yok yani aday olmayacak. Benim gördüğüm o tanıdığım kadarıyla da o olmayacak. Çünkü Kemal Bey çok garanticidir. %100 seçileceğinden emin olmazsa aday olmaz. İkincisi tabii o olanak var mıdır elinde? Şimdi 6 tane kendisinin dışında 5 siyasi parti var olduğu söylenen. Şimdi o 5'in itirazı var. Liderlerini bırakın, genel başkan yardımcıları yani biz bu riski alamayız. Seçilen bir adayla gireriz diyorlar. O öyle bir handikapı var Kemal Bey'in. Şimdi partide şu andaki belediye başkanlarından birinin aday olarak gösterilmesi dahi partiyi çökertir. Ben bunu 1989-94 arasında SHP'de yaşadım. Yani biz büyükşehir, 3 tane büyükşehir belediyesini aldık. Ankara, İstanbul, İzmir'i. Bizim genel başkan sayımız bir anda 4'e çıktı. Yani bir anda 4'e çıktı. O zaman parti genel başkanlığı, yani havuç daha küçüktü. Şimdi cumhurbaşkanlığı olayı. Yani Kemal Bey şu anda herhangi bir belediye başkanını veya herhangi bir kişiyi işaret etse parti olduğu gibi boşalır, oranın çekim merkezine. O kişinin yanına gider değil mi herkes? Gider herkes. Şimdi o nedenle Kemal Bey'in bir anlamda düğmeye basması parti açısından doğrudur. Yani yararlıdır. Yoksa o partinin yani yerinde yerler eser. O gerçek. Fakat bu süreci nasıl yönetecek? Buradaki tabii bu Kemal Bey'in ya ideolojiler öldü, sağ sol bitmiştir demesi ve bir de parti kültürüyle gelenlerin partiden diskalifiye edilmesi. Şimdi örneğin düşünün, ben orada olacağım. Eşref Erdem orada olacak. Önder Sav orada olacak. Hakkı Suha orada olacak. Belediye başkanları da böyle at koşturacak. Mümkün mü bu? Mümkün mü? Yani olmaz böyle bir şey. Böyle bir şey. Genel başkan müsaade ediyorum dese de biz etmeyiz. Ya parti çöker. Bunu yaşadık. Yani SHP böyle sonunu getirdi. Herkes bir anda bir şey oldu. Partiden aldığı gücü partinin karşısında kullandılar. Ya parti bir dayanışmadır. Herkes çalışır, belediye başkanlığında kazanır. Belediye başkanında çalışır, parti kazanır. Şimdi eski CHP Genel Başkanı Yılmaz Ateş'in açıklamalarıydı. A Haber'de yaptığı bir belediye başkanının adaylığı CHP'yi çökertir dedi. CHP içerisinden de farklı yorumlar geliyor aslında. Geride bıraktığımız saat diliminde Sayın Kılıçdaroğlu ile Sayın İmamoğlu arasında hiçbir sorun olmadığı meclis kürsüsünde dile getirildi. Ama yaşananlar bunu göstermiyor. CHP içerisinde bir krizin büyüdüğü aşikar. Mahmut Övür'ün bugünkü köşe yazısına bakacağız Sabah gazetesinde. İkinci CHP operasyonu başlığı.
küresel güçlerin ikinci CHP operasyonu için düğmeye basmalarında tuhaf bir durum var. Geçmişte CHP'liler nasıl bir kumpasa düştüklerini anlayamamıştı ama şimdi göz göre göre Amerika ve diğer küresel güçler Erdoğan'ı değiştirmek istediklerini açık açık söylüyor ve gereğini de yapıyorlar diyor. Baksanıza İngiliz Büyükelçinin İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla kalkan muhabbeti bitmeden yeni Amerikan Ankara Büyükelçisi ayağının tozuyla soluğu İstanbul'da alıyor. Tamam, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve İstanbul sermayesine işaret veriyorlar ama bu kadar göstere göstere yapmalarında bir tuhaflık var. Sanki CHP'liler de işin içinde diyor ki son dönemde özellikle de o fotoğraf karesinin paylaşılması, Sayın Kılıçdaroğlu'nun video çektiği otel odasından söz ediyorum, işleri iyice karıştırmış durumda. İşin garip tarafı diye devam ediyor. Kılıçdaroğlu'nun kral dairesi tercihi de bu siyasetin bir uzantısı gibi. Düşünsenize, israf ve yoksulluk üzerinden siyaset yapan bir siyasi aktör aklını peynir ekmekle yememişse kral dairesinden mesaj verir mi diye soruyor Mahmut Övür. Büyük ihtimalle o fotoğrafı bile gençlik kolları üzerinden Kılıçdaroğlu'nun ekibi sızdırdı. Herhalde Amerikan bağlantılı 14. katın yeni stratejisi bu. Mesele iki aktörün de tartışmasını sağlamak ve gündem olmak. Çünkü büyükelçilerin de işaret ettiği gibi İmamoğlu'nun adaylığı giderek netleşiyor yorumunu yapmış. CHP'nin MYK'sı bile artık çoğunlukta Ekremci. Sadece şu örnek bile yeterli. Kılıçdaroğlu sembolik bir aday olacak derken yardımcısı Muharrem Erkek tam tersini söylüyor. Sembolik bir adayla bu kritik seçime gidilmesi asla söz konusu değildir açıklamasını yapmıştı. En ateşli Kılıçdaroğlu savunucusu Özgür Özel bile son günlerde çark etti. Kısaca sadece medyada değil CHP içinde de Kılıçdaroğlu karşıtları yani Ekremciler önde. İmamoğlu'nun İstanbul'a proje üretmemesi, kar fırtınasında İstanbulluları ortada bırakıp İngiliz Büyükelçi'ye koşması CHP'li aktörlerin umrunda bile değil. Başından beri söylüyorum bu tabloda doğruluyor. Kılıçdaroğlu aday yapılmayacak diyor Mahmut Övür köşe yazısında bugün. Şimdi elbette bu konu çokça tartışılacak gibi duruyor. Çünkü CHP'den ardı ardına gelen açıklamalar da farklı yönde. Mahmut Övür de dikkat çekmiş biliyorsunuz. Bir yandan Sayın Kılıçdaroğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamalarda malumunuz belediye başkanlarının görevde kalmasını ve görevlerini devam ettirmesini istiyor. Bir yandan da Ekrem İmamoğlu'nun attığı adımlar, yaptığı yorumlar, keza İYİ Parti Genel Başkanı'nın Ekrem İmamoğlu'nun aday olması yönünde verdiği sinyaller de aslında genel çerçevede muhalefetin içerisinde, Millet İttifakı'nın içerisinde bu krizin sürdüğünün de göstergesi. Bakalım önümüzdeki süreç ne gösterecek? Hazır köşe yazısı demişken gelin hızlıca birkaç gazeteye de bakalım. Gazete turumuzu başlatmış olalım bu sabah. Sabah gazetesiyle işte o haber maalesef. Utan Avrupa, bu başlık bile inanın yetersiz kalıyor. Vicdanların soğuduğu, insanlığın bittiği haberin detayları. Avrupa'nın şımarttığı Yunanistan bir insanlık suçuna daha imza attı. Elbiseleri alınarak geri itilen 12 göçmen donarak hayatını kaybetti. Genç yaştaki erkek göçmenlerin cesetleri dağınık halde Sarıkamış, Mandakoru ve Gümrük Yolu bölgelerinde bulundu. O acı anlara ilişkin görüntülerde yürekleri dağılıyor. Birleşmiş Milletler'den atılan bir adım var. Kınamanın ötesine geçecek gibi görünüyor bu kez. Bakalım ne yaşanacak? Umalım ki gereken yapılsın. Çünkü tüm dünya bu olaya sessiz. Hepimizin utanması gereken bir durum söz konusu. Ve Takvim Gazetesi CHP'de yaşananları aslında mercek altına almış. Boğaz Savaşı manşetiyle çıkmış bu sabah. Bakmadan hemen biliyorsunuz bugün önemli bir ziyaret var. Başkan Erdoğan Kiev'e gidecek. Açıklamalar yapıyor. O noktaya bir dönelim. Kıymetli basın mensupları, değerli arkadaşlar, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenski'nin davetine icabetle Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyimizin 10. toplantısını gerçekleştirmek üzere biraz sonra Kiev'e hareket edeceğiz. Bugün aynı zamanda Ukrayna ile tesis ettiğimiz diplomatik ilişkilerin 30. yıl dönümüdür. Dolayısıyla bu ziyaretimiz bizim için ayrı bir anlam ve önem taşımaktadır. Sayın Zelenski ile ikili görüşmemizin ardından
konsey toplantımıza da başkanlık edeceğiz. Görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla gözden geçireceğiz. Ortak gündemimizde yer alan önemli bölgesel ve uluslararası konularda da fikir teatisinde bulunacağız. Muhtelif alanlarda anlaşmalara imza atarak ilişkilerimizin ahdi zeminini daha da güçlendireceğiz. Değerli arkadaşlar, Ukrayna ile ilişkilerimiz son yıllarda özellikle ticaret, yatırımlar, turizm ve savunma sanayi gibi alanlarda ciddi mesafeler kat etmiştir. Salgına rağmen geçtiğimiz sene 2 milyonu aşkın Ukraynalı dostumuzu Türkiye'de misafir ederek yeni bir rekora imza attık. İkili ticaret hacmimiz de 2020 yılına kıyasla yaklaşık %60 artarak 7,5 milyar dolara ulaştı. 10 milyar dolarlık hedefimize varma yolunda kararlı adımlarla ilerliyoruz. Ziyaretim vesilesiyle imzalayacağımız serbest ticaret anlaşmasının bu hedefe bizi kısa zamanda ulaştıracağına inanıyorum. Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. Malum Ukrayna ile ilişkilerimizin ana unsurlarından olan Kırım Tatarları başta olmak üzere soydaşlarımızın durumuna özel ihtimam gösteriyorum. Kiev'de yapacağımız görüşmelerin gündeminde her zamanki gibi bu konuda üst sıralarda yer alacaktır. Kiev'deki temaslarımızın Ukrayna ile ilişkilerimizin güçlenmesine önemli katkılarda bulunacağına da inanıyorum. Görüşmelerimizin ülkemiz ve bölgemiz için hayırlara vesile olmasını özellikle temenni ediyorum. Bu vesileyle dün müşerref olduğumuz mübarek üç aylarınızı tebrik ediyor. Bu bereketli günlerin milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa barış, huzur ve esenlik getirmesini diliyorum. Üç ayların ilk cuma gecesi olan bugün inşallah Regaib gecesini de idrak edeceğiz. Rabbim bizlere Leyle-i Regaib bereketinden, feyzinden, kalplerimizi arındıran rahmetinden istifadeyi nasip eylesin diyor. Sizleri Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Esra Nehir, Habertürk Televizyonu. Siz Ukrayna-Rusya krizinde Türkiye'nin tavrını her konuşmanızda net bir şekilde dile getiriyorsunuz. Biraz önce de tarafları itidale davet ettiniz. Bu bağlamda tansiyonu düşürmek adına Türkiye'nin Ukrayna ziyaretinde çantasında neler olacak? Hem taraflara hem dünyaya hangi mesajları vereceksiniz? Bir de Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye'ye önümüzdeki günlerde bir ziyaret gerçekleştirmesini de bekliyoruz. Bu ziyaretin tarihi, yeri ve kapsamı netleşti mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Tabii bugün Sayın Zelenski ile görüşmemizi yapacağız. Ardından da Çin ziyaretinden sonra Sayın Putin Türkiye ziyaretini gerçekleştireceğinin bizlere bilgisini vermişti. Ve bu iki ziyareti tabii yapmadan, onlarla bu görüşmeleri gerçekleştirmeden hangi taşı nereye koyacağımızı düşünmek doğru olmaz. Ama bu görüşmeleri yaptıktan sonra da tabii neyi nereye oturtacağımızı ve bu bölgenin
önemli bir ülkesi olarak Rusya ile Ukrayna arasındaki olumsuz gelişmeleri görmek, yaşamak bizler için doğru bir gelişme değil. Onun için de bu her iki ülkenin arasındaki sıkıntılı dönemi inşallah başarıyla atlatmayı, zira kendi aralarında da bu ülkelerin temsilcileri sürekli bizim işte Ukrayna için bir işgal söz konusu değildir. Biz bir savaştan yana değiliz. Buna benzer ifadeleri de hep kullanıyorlar biliyorsunuz. Biz de zaten benzer şeyleri sürekli söylüyoruz, söylemeye de devam edeceğiz. Hasan Ulaş, Haber Global Televizyonu. Efendim, Kabil Havalimanı'nın güvenliği noktasında Katar'la bir anlaşma imzalanmıştı. Süreç ne aşamada? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, bu konuda da tabii şu anda Taliban'ın kendi içinde henüz bir yeknesaklığı yok. Maalesef nerede, neyi, nasıl ifade edeceklerini, bu konuda ne gibi bir tavır takınacaklarını şu anda belirlemiş değiller. Ve bu son gelişmede malum Kabil Havalimanı'na bir 777 uçağın inmesi ve bu uçağın içinde de tabii maalesef Taliban'ın kabul etmeyeceği şekilde birçok yolcunun bulunması bu süreci biraz olumsuz etkiledi. Biz tabii bu işin olumlu şekilde gelişmesi halinde Katar'la buradaki desteğimizi sürdüreceğiz. Ve Kabil Havalimanı'nı da bu şekilde ele almak suretiyle bu süreci işletelim istiyoruz. Ve görüşmelerimiz her iki ülke arasında devam ediyor. Temennim odur ki bunu başarıyla bitirir ve bir sonuca ulaştırırız. Demirören Haber Ajansı Buğra Olaç. İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye bir ziyareti öngörülüyor. Bu ziyaretin kapsamı ve tarihi belli oldu mu? Bunun dışında ziyaret öncesinde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi adına... Hangi ziyaretin? İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi ziyareti. Bu ziyaret öncesinde iki ülke ilişkilerinin normalleşmesi adına atılması muhtemel başka adımlar var mı? Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Ve bu ziyaretle beraber tabii ikili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok daha farklı bir zemine, olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız. Ve bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafında da mevcuttur. Ve şu an sağ ol. Ve belki de Sayın Herzog'un gelmesinden önce onların özel temsilcileri bize geldiği gibi biz de özel temsilcimizi İsrail'e göndererek bir ön çalışmayı arkadaşlarımızla yapacaklar ve buna göre de süreci başlatacağız. A Haber Rüya Akkuş. Benim sorum Osman Kavala ile ilgili olacak. Biliyorsunuz dün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi bir oylama gerçekleştirdi. Osman Kavala dosyası ile ilgili ve dosyanın AİHM'e intikal süreci de resmen başlatılmış oldu. Dolayısıyla bir kez daha AİHM'den ihlal kararı gelirse bu kez Türkiye'ye yönelik bir yaptırım söz konusu olacak. Bu da aslında bir açıdan ilki oluşturacak. Süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Teşekkürler. Değerli arkadaşlar, özellikle Türkiye'nin başta ilk derece mahkemeleri olmak üzere açık ve net söylüyorum. Bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Bunu çok net söylüyorum. Ve şu anda bizim mahkemelerimizin de bu konuda vermiş olduğu bir karar var. Eğer bu konuda AİHM ne demiş, Avrupa Konseyi bu konuda ne demiş, bu da bizi çok ilgilendirmiyor. Çünkü biz kendi mahkemelerimize saygı duyulmasını bir defa bekliyoruz.
Bu saygıyı duymayanlara da kusura bakmasınlar, bizim saygımız olmayacaktır. Sayın Cumhurbaşkanı, Diyar Güldoğan, TRT World. Dün haberlere yansıdı, Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere yönelik uluslararası hukuka aykırı uygulamaları devam ediyor. Ve Türkiye her defasında tavrını net şekilde ortaya koymasına rağmen hem Avrupa Birliği hem de dünya bu konuya sessiz kalıyor. Önümüzdeki dönemde bu konuda bir adım atılması gündeminizde mi? Teşekkür ediyorum. Tabii dün parti sözcümüz de bu konuyla ilgili açıklamasını yaptı. Her şeyden önce 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak böyle yenilir, yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Hatta yani botlarda şişlenerek biliyorsunuz batırılan ve ölüme mahkum edilen nice insanlar oldu bugüne kadar. Ve şişlenmek suretiyle bu botların batırılması ve buralarda insanların ölüme mahkum edilmesi Yunanistan'ın alışılmış insanlara yönelik tavrının ne olduğunu göstermesi bakımından çok önemli. Maalesef Yunan medeniyetinin adeta bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Ve bu konuyla ilgili olarak bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır. Dünya sessiz kalmıştır. Ve bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum. Örneğin işte bir uydurdukları Frontex var. Hiçbir işe yaramaz. Sadece Yunanistan'a destek vermekten öte hiçbir varlıkları yok. Şimdi de işte bu 12 tane insanı orada donmak suretiyle ölümüne seyirci kaldılar. Ve bizler de tabii bütün bunların karşısında yaptığımız çekimleri, her şeyi dünyada hangi ülkenin lideriyle görüşürsek onların önüne koyacağız. Ve bu mücadelemizi dünyanın gözleri önünde sürdüreceğiz. Çünkü bu İnsanlığın ölümüne seyirci olanlara karşı bizim de tam aksine bir vazifemizdir. Bu vazifemizi de en güzel şekliyle yerine getireceğiz. Çünkü biz mazlumların yanında olmayı sürdüreceğiz. Bunu bir insani ve İslami görev olarak telakki ediyoruz. Evet arkadaşlar, teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını canlı olarak getirdik ekranlara. Ankara'dan an itibarıyla yola çıkacak Sayın Erdoğan ve Ukrayna'ya gidecek. Dünyanın konuştuğu, endişeyle izlediği Rusya-Ukrayna kriziyle ilgili Türkiye bir ara buluculuk adımı atacak. Bu krizin çözümüne ilişkin maddeler ve ikili ilişkilerde masada olacak. Şimdi değerli konuklarım var. Başkan Erdoğan önemli konularda meslektaşlarımın sorularını yanıtladı. Bu konulara ilişkin detayları da konuşacağız. A Haber Ankara temsilcimiz Murat Akgün ve Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ferhat Pirinççi bizimle birlikte. Her iki değerli konuğuma da günaydın, hoş geldiniz diyerek başlayayım. Şimdi tabii ki ilk madde Ukrayna ve Rusya krizi. Başkan Erdoğan aslında Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları yakından takip ediyoruz. Toprak bütünlüğünden yanayız mesajını da yineledi. Tüm tarafları diyaloğa davet ediyoruz dedi. Tabii bu ilk adım olacak. Sonrasında biliyoruz ki Putin Türkiye'ye gelecek. Soracağım detayları elbette ama ilk olarak Murat Akgün'le başlamak istiyorum. Şimdi baktığımız zaman tabii ki bu şartlarda Sayın Erdoğan'ın bir ara bulucu olarak adım atması şaşılacak bir konu değil. Bu ziyaret bu krize nasıl etki edecektir? Cansın Elbacı, coğrafyamıza baktığımız zaman ülkemizin dört bir yanının
son derece ciddi, sıkıntılı, problemlerle dolu olduğunu görüyoruz. Kafkaslar'da yakın bir geçmişe kadar sıcak çatışma vardı. Suriye, Irak'taki durum belli. Daha aşağı indiğimiz zaman Filistin problemi, Kıbrıs problemi, Yunanistan'la ilişkiler. Daha fazla listeyi uzatmaya gerek yok. Tüm bunları göz önünde bulundurduğumuz zaman Türkiye'nin bölgesinde hiç istemediği bir şey, kuzey sınırlarında Ukrayna ile Rusya arasında iki iyi ilişkisi olan ülke arasındaki ilişkilerin daha da bozulması ve bunun bir sıcak çatışmaya dönüşmesidir. Dolayısıyla Türkiye an itibariyle bu iki yakın ilişkide olduğu ülkenin arasını bulmak için ne gerekirse yapmaya hazır. Ancak neler yapabilir? Bunun cevabını aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan hareketinden hemen önce daha ilk sorunun cevabını da verdi. Şimdi önce Ukrayna'ya gidiyor. Kiev'de Ukraynalı muhatabıyla bir araya gelecek. Hı hı. Arkasından Rus Devlet Başkanı Putin Pekin ziyaretinin arkasından Türkiye'ye gelecek ve bu iki ziyaretin ardından Türkiye'nin neler yapabileceği şekillenecek. An itibariyle Türkiye şunu yapar ya da bunu yapar demek için henüz erken. Türkiye'nin evet niyeti var ama sonuç itibariyle bu niyet uygulamada ne noktaya ulaşacak bunu zaman gösterecek. Hı hı. Benim tahminim Rusya-Ukrayna krizi çok yönlü olduğu ve birçok tarafı da ilgilendirdiği için çözüm çabaları da tek odaklı, tek merkezli olmayacaktır. Türkiye bu odaklardan biri olacaktır. Ancak en önemlilerinden birini olduğunu söylemek gayet normal, doğal karşılanmalıdır. Bunu söylerken Ankara'nın diplomatik gücünü, rolünü, konumunu abartma gibi bir niyetim yok. Ortada bir gerçek var. Türkiye hem Ukrayna ile hem Rusya ile son derece sıcak ilişkilere sahip. Dolayısıyla eğer iki ülke arasında iyi niyetle bir şeyler yapabilecekse bunu yapabilecek ülkelerin en önemlilerinden bir tanesi kuşkusuz Türkiye. Çünkü batıya baktığımız zaman onların Rusya ile ilişkilerinin ne kadar gergin, netameli olduğu ortada. Çünkü sorunun bir tarafı olarak karşımıza çıkıyorlar. Türkiye'nin yapabileceklerinin sınırı dendiği zaman çok daha fazla uzatmadan çok kısaca da orada bir çerçeve çizmek istiyorum. Türkiye'nin tutumu aslında bugün sabah Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı bildiride gayet net bir şekilde ortaya kondu. O ifadeyi açıklamadaki gibi tekrarlamak istiyorum çok kısaca. Ne diyor ifadede Dışişleri Bakanlığı? Kırım'ın yasa dışı işgalinin tanınmadığı söyleniyor. Ardından da Donbas'taki sorunun da uluslararası hukuk çerçevesinde barışçıl müzakerelerle çözümünün talep edildiği vurgulanıyor. Şimdi o zaman şöyle bir soru geliyor. Türkiye Ukrayna'ya daha mı yakın duruyor? Hayır. Bunun cevabını da aslında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un Bloomberg'e verdiği demeçte görüyoruz. Hı hı. Fahrettin Altun orada ikili ilişkilerin birbirinin yerini tutmadığını söylüyor. Yani Türk-Ukrayna ilişkileri Türk-Rus ilişkilerine alternatif değildir. Türk-Rus ilişkileri de buna karşılık Türk-Ukrayna ilişkilerinin bir alternatifi değildir. Türkiye iki merkezde de olabilecek en iyi ilişkileri hedeflemek durumundadır. Bir takım sorunlar var mı? Var. Türkiye malum Ukrayna'ya İHA'lar, SİHA'lar satıyor. Ama buna karşılık da Rusya'dan neredeyse 7 düveli karşısına alacak şekilde S-400'ler aldı. Dolayısıyla Türkiye'nin tutumu gayet net. Bir ülkeyle işbirliği yaptığı zaman bu işbirliği üçüncü bir ülkeye taraf değil. Yani Rusya'nın Türkiye'den ya da Ukrayna'nın özür diliyorum. Ukrayna'nın Türkiye'den şüphelenmesi için, iyi niyetlerinden şüphe etmesi için herhangi bir gerekçe yok. İşte bu çerçevelerde yola çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. İhtimaldir ki Ukraynalı muhatabı Türkiye'nin yapabileceği bütün katkıları memnuniyetle karşıladıklarını, karşılayacaklarını söyleyecek. Hı hı. Asıl düğüm bence Putin Türkiye'ye geldiği zaman evet. çözülecek gibi gözüküyor. Çünkü Putin neyi ne kadar istiyor? Bu bir başka bir soru. Onu birinci elden, muhatabından öğrenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ancak şu cümleyle bitireyim. Ben sıcak bir çatışma, büyük çaplı bir sıcak çatışma beklemiyorum. Amerika Birleşik Devletleri biraz daha dengeli bir siyaset izleseydi ya da bundan sonra izlese belki problem bu noktalara bile gelmeyecekti. Ama beri taraftan Rusya'nın da Kırım'ı ilhakı ya da Donbas'ta olduğu gibi ayrılıkçılara destek vermesi de kabul edilir gibi değil. Ankara'da bunu defaten her türlü platformda dile getirmiş vaziyette diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Aslında siz ilk günden beri zaten bölgede sıcak çatışma beklemediğinizi hep altını çizdiniz. Önümüzdeki süreç hemen çözülebilecek bir süreç de değil. Atılan adımları önemli, dikkatle izlemek lazım dediniz. Burada Murat Akgün'ün söylediği bir durum da önemli. Şimdi mevcut gerilimden söz ediyoruz ama işte sadece Ukrayna, Rusya ya da işte o Donbas krizinden bahsetmiyoruz. Çok taraflı bir durumdan söz ediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri başlığını açmışken aslında öncesindeki adımı sorayım Ferhat Bey önce size. Putin'le bir görüşme gerçekleşecek. Sadece görüşme özelinde sormuyorum bu soruyu. Kuşkusuz görüşme de çok kritik olacak ama Putin'in atacağı adım aslında daha belirleyici olacak. Çünkü şunu sorduk bugüne kadar işte Rusya-Ukrayna krizinin arkasında
arasında Amerika Birleşik Devletleri var ki son yapılan açıklamalar, işte askerlerin hazır olduğu yönünde verilen mesajlar. Hem bu açısını sorayım Amerika Birleşik Devletleri başlığında, hem de Putin bir nevi geri adım atar mı? Atması ne anlama gelir? Atarsa ne olur? Bu soruyu da merak ediyor tüm dünya. Cansu Hanım, son sorunuzdan başlayayım isterseniz. Şimdi süreç öyle bir noktaya geldi ki bu dakikadan sonra hangi taraf geri adım atarsa net bir kayıp içinde olacak. Prestiji ciddi anlamda zedelenecek, güvenilirliği zedelenecek. Sadece kendi ülkelerinde kamuoylarına karşı değil, aynı zamanda küresel sistemde dost ve müttefik olduğu ülkelere karşı ciddi anlamda prestij kaybına uğrayacak. Dolayısıyla deyim yerindeyse bir sıfır toplamlı oyuna doğru gidiyor ve bu sürecin bu noktaya gelmesi aslında hem Rusya'nın hem de ABD'nin tavırlarıyla ilişkili. Rusya açısından evet bazı şeyler net, yani Ukrayna'ya karşı göstermiş olduğu hassasiyet ve Ukrayna'ya ilişkin talepleri net bir şekilde ifade edildi, ama elin bu kadar yükseltilmesi aslında sürecin çözümsüzlüğünün artma ihtimaline neden oldu. Biraz Rusya'nın bu anlamda rolü var sürecin çözümsüz bir noktaya gelmesinde. ABD için ise iki farklı aslında denklem var. Birincisi, ABD aslında bu krizi hem kullanıyor hem de kriz ABD için ciddi riskler içeriyor. Kullanması şöyle ki, ABD bu Ukrayna krizi üzerinden Rusya'yı güvenlikleştirerek tekrar o transatlantik dayanışmayı arttırmaya ve dolayısıyla hani o Biden'ın seçim kampanyasında ifade ettiği ABD geri döndü, uluslararası kurumlar çalışacak şekilde ifade ettiği hamleleri gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama diğer taraftan iki tane handikapı var. Birincisi, Rusya'nın attığı bu hamleler karşısında bir karşı adım atmak zorunda. Sadece size çok ağır yaptırım yaparız veya çizgiyi Ukrayna'nın askeri anlamda işgaline çekecek kadar yüksek bir mertebeye getirmesi ciddi anlamda problematik. Çünkü Rusya her ne kadar şu anda Ukrayna'yı işgal etmemiş olsa da Kırım haricinde sonuçta hibrit savaş taktiklerinin tamamı uygulanmakta Ukrayna'da. Ve Batı tırnak içinde ABD veya NATO bu anlamda biraz daha pasif kaldı. Bu güvenlikleşmenin yanı sıra diğer bir risk de aynı zamanda AB'nin veya NATO üyelerinin kendi içindeki o tutarsızlık. Yani NATO genel sekreteri bir örgütün en üst düzey memuru olarak evet destekleyici ve dayanışmayı artırıcı mesajlar veriyor, ama içeriye baktığımızda içeride bazı üyelerin Rusya'ya karşı çok daha hassas olduğunu, çok daha alımlı olduğunu, daha yatıştırma politikasının taraftarı olduklarını görüyoruz. Bu da aslında bundan sonraki ilişkilerde o uluslararası sistemin özellikle o Doğu Avrupa özelinde ama dünya genelindeki gidişatında belirleyici olacak. Çünkü dayanışma düzeyinin düşük olduğu bir NATO'da Ukrayna krizinin de örneğinde olduğu gibi bundan sonraki krizlerde de yüksek bir dayanışmanın beklenmesi çok zor olacak. Peki Ferhat Bey, şu söylediğiniz önemli. Dediniz ki bir prestij kaybı olacak hangi ülke geri adım atarsa. Bu noktada da çözüm zorlaşıyor dediniz. Diyelim ki o olası işte NATO'nun şu anda çizdiği tavrı, Amerika Birleşik Devletleri'nin koruduğu tavrı da söylediniz. Diyelim ki soğuk savaştan bahsederken olası bir sıcak çatışmadan, savaştan söz ediliyor. Olası o sıcak çatışmada Türkiye nasıl bir tavır sergilemeli ya da ne gibi durumlarla karşılaşabilir? Bizi ilgilendiren kısmı ne daha doğrusu? Cansu Hanım, ben Cumhurbaşkanımızın bugünkü basın açıklamasında iki noktaya vurgu yapmak istiyorum. Geri planda daha önce yapmış olduğu açıklamalarla birlikte düşündüğümüzde. Birincisi, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü Kırım özelinde ve genel Ukrayna genelinde teyit etmiş olması. Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yanındayız dedi. İkincisi, ihtilafın adını koydu net bir şekilde. İhtilaf var dedi. Ama daha da önemlisi, ihtilafın barışçıl yönden çözümü ve dolayısıyla Türkiye'nin bu noktada üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etmesi önemli oldu. Şimdi Türkiye açısından baktığımızda aslında üç ayaklı bir ilişki modeli var burada. Hatta bir dördüncüsü daha ekleyebiliriz. Birincisi, malum Türkiye-Ukrayna ilişkileri, bunun derinlemesine anlatmaya gerek yok. Ciddi anlamda Kırım başta olmak üzere birçok alanda işbirliği var. Ve Ukrayna ile uzlaşmadığımız dosya yok neredeyse. Rusya ile parçalı bir işbirliği var. Rusya ikinci boyutu. Rusya ile bazı uzlaşmadığımız çok sayıda alan var, ama uzlaşabildiğimiz alanlar var. Uzlaşmadığımız alanlarda da iletişim kanallarımız var ki Ukrayna'da bunlardan bir tanesi. Üçüncüsü NATO boyutu. Türkiye aynı zamanda bir NATO üyesi. Dolayısıyla NATO'da alınan kararların oy birliğiyle alındığını düşündüğümüzde Türkiye'de Cumhurbaşkanımızın daha önceki yapmış olduğu açıklamalarda görüldüğü üzere NATO'daki taahhütlerini yerine getirecektir şeklinde bir ifadesi bulunmaktaydı. Dördüncüsü Karadeniz Havzası. Karadeniz Havzası'nda da sonuçta göreceli bir istikrar vardı geçmişte. Bu istikrarın bozulma ihtimali var ki eğer
ben de Murat Bey'e katılıyorum o noktada. Sıcak bir çatışmayı beklemiyorum. Rusya açısından son raddeye gelene kadar da Rusya'nın o tarz bir askeri maceraya girişeceğini düşünmüyorum. Ama velev ki öyle bir şey olduğunu varsayacak olursak, Türkiye'nin hem NATO üyesi olması itibariyle, hem Rusya ile kurmuş olduğu ilişkiler itibariyle, hem de daha da önemlisi Montreux Boğazlar Sözleşmesi, evet, ve Boğazlar ev sahipliği yapması sebebiyle çok daha kritik olacak konumu. Bu noktada Türkiye'nin dengeli bir politika izleyeceğini şu anda olduğu gibi düşünüyorum ben. Peki, sürem el verdiğince diğer başlıkları da sormak istiyorum. Murat Akgün'e döneceğim tekrar. İsrail Cumhurbaşkanı'nın ziyareti gündemdeki maddelerden bir tanesi, ki önemli maddelerden bir tanesi. Mart ayının ortalarında gerçekleşecek ziyaret açıklamasını yaptı Başkan Erdoğan. Bu konu hakkında da yorumunuzu bekleriz. Türkiye'nin Orta Doğu'daki ülkelerle gergin ilişkilerinin giderilmesine, düzelmesine yönelik işaretler geçen yılın son döneminde başlamıştı. İlk adım Birleşik Arap Emirlikleri ile atılmıştı. Karşılıklı ziyaretler söz konusu. Bir diğer önemli sinyal bölgenin en önemli ülkelerinden İsrail'den gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Herzog'la İsrail muhatabıyla telefon görüşmeleri yapmıştı. Hı hı. Aslında İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'ye, Ankara'ya geleceğini biliyorduk ama bugünkü açıklamanın yeni tarafı, Cumhurbaşkanı tarih verdi, evet, ve Mart ortasına işaret etti. Bugünkü açıklamada bir yeni nokta daha var. Bu ziyaretin öncesinde benim çıkarabildiğim kadarıyla, anlayabildiğim kadarıyla hazırlık mahiyetinde bir özel temsilcinin de Türkiye'den İsrail'e gitmesi söz konusu. Tabii bu özel temsilci Ermenistan'la ilişkilerde olduğu gibi bir isim mi, yani bir kariyer diplomat mı olacak, yoksa Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu mu kastetti Cumhurbaşkanı Erdoğan? Bunu an itibariyle bilemiyorum. Zaman gösterecek. Ama şunu söylemek istiyorum. İkili ilişkilerde bir cumhurbaşkanının ziyareti bir diğer ülkeye sırf ziyaret yapmış olmak için gerçekleştirilmez. Hele hele Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin son 5-10 yıldaki seyrine baktığımız zaman, gerginlikleri, sorunları gördüğümüz zaman, böyle bir ziyaretin sırf telefon görüşmelerin yüzü suyu hürmetine gerçekleşeceğini bekleyemeyiz. Dolayısıyla bu ziyareti ben çok önemsiyorum. Türk-İsrail ilişkilerinin kısa ve orta vadedeki geleceğini etkileyecek bir ziyaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ziyaretin ardından Birleşik Arap Emirlikleri örneğinde gördüğümüz gibi bu sefer Türk tarafının, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e gitmesi söz konusu olacaktır. Dolayısıyla ilişkilerin bir yeni ivme, yeni bir sayfaya doğru yöneldiğini görüyoruz. Sorunlar çözülür mü? Çok kompleks, çetrefil sorunlar var. Böyle bir ziyaretle, iki ziyaretle her şeyin çözümünü beklememek lazım. Ancak benim tahminim, iki ülke siyasi bir takım sorunların bilincinde olup daha ziyade ekonomik konular üzerinden, doğal gaz, doğal kaynakların Avrupa pazarlarına iletilmesi gibi projelerde işbirliğiyle en azından ilişkileri tabiri caizse ufak ufak ısıtmanın yollarını arayacaklar diye düşünüyorum. Son cümlem şu olacak: bu son derece önemli bir ziyarettir. Son yıllarda Ankara'ya gerçekleşecek en önemli ziyaretlerden biridir. Unutmamalı ki Türkiye ve İsrail Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinden ikisidir. Bunların arasındaki ilişkilerin düzelmesi bölgesel sorunlara da direkt etki edecektir diyorum ve sözü tekrar sana bırakıyorum. Peki, süremizin de yavaş yavaş sonuna geldik. Ankara temsilcimiz Murat Akgün, çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için. Sağolunuz. Ve Profesör Doktor Ferhat Pirinççi, çok teşekkürler yayına katıldığınız için. Değerli konuklarımı uğurlayayım. Sağolunuz. Kısaca da bir toparlama yapalım. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Ukrayna ziyareti öncesinde kameraların karşısındaydı. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gündeme ilişkin, krize ilişkin atılacak adımların ilkiydi aslında bu dedi. Karşılıklı görüşmeler sürecek. Daha sonrasında Sayın Putin'in de ziyareti olacak. Sonrasında tarafları itidale çağırıyoruz ve herkesin toprak bütünlüğünden yanayız. Türkiye bu tarafta açıklamasını yaptı. Yine bugün çokça konuşulan ve yine konuşacağımız göçmenlerle ilgili Yunanistan'ın aldığı uzun süredir o insanlık dışı tavır. Son olarak biliyorsunuz 12 göçmen donarak hayatını kaybetti. İşte buna ilişkinde bir açıklaması vardı. Tüm Avrupa sessiz, Avrupa Birliği sessiz. Bu yeni bir tavır değil dedi. Yunanistan ilk defa bunu sergilemiyor. Ve maalesef şişlenerek botların batırıldığı, insanların ölüme mahkum edildiği anları gördük dedi. Dünyanın sessizliğinin altını çizdi. Türkiye mazlumların yanında ifadesini kullandı. Son olarak bir başlık daha önemliydi. Avrupa Konseyi'nin Osman Kavala kararı, bununla ilgili de aslında süreçte verdiği gibi benzer bir yanıt verdi. Kavala, bizim mahkemelerimizi tanımayanları, bu konuda, Kavala ile ilgili konuda biz de tanımayız dedi. Bugün yoğun bir gün olacak. A Haber ekranlarında
gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Saat başında Aktan Uysal sizlerle. Hoşçakalın. Haber ekranlarından günaydın, mutlu sabahlar. Saatlerimiz 11'i gösteriyor. Ajans bugün de gelişmeleri aktarmaya devam ediyoruz. Yeni saatte önemli gündem başlıkları var. O başlıkları ekranlarınıza taşıyacağım ama önce hangi kritik konuları ele alacağız ve değerlendireceğiz önümüzdeki 2 saat boyunca onu hatırlayalım. İlk başlık, Başkan Erdoğan Kiev'de ve Kiev'e önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor. Türkiye'den ayrıldı. İlerleyen dakikalarda resmi temaslarda bulunmak üzere Kiev'de olacak, Ukrayna'da olacak. Detaylara bakacağız. Peki o zirvede neler konuşulacak? Muhtemel başlıklar neler? Hem Türkiye'den hem de Ukrayna'dan gelişmeleri canlı yayında sizlerle buluşturacağız. Bir diğer önemli başlık. Ocak ayı enflasyonu açıklandı. Aylık TÜFE %11,1, yıllık TÜFE ise %48,69 olarak gerçekleşti. Detaylar birazdan ekranlarınızda olacak. Ve terörle mücadele gündemi. Şehidimiz vardı malumunuz, bir kez daha rahmet dileyelim. Kanı yerde kalmadı. 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı'nda taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunulmuştu. Misliyle karşılık verildi. Birazdan terörle mücadele gündemine de bakacağız. Ve havanın gündemi. 3 il için kar yağışı uyarısı yapıldı. Çanakkale, Balıkesir ve Tekirdağ. Ekranlarda bir son dakika gelişmesi de az evvel paylaşmıştık. Çanakkale'de yükselen sular ve o bölgede yaşananlar birazdan da ekranlarınızda olacak diyelim. Yavaş yavaş stüdyomuza geçelim ve Ajans bugün de yeni saate başlayalım. Yeni saatte ilk başlığımız elbette dünyanın konuştuğu o önemli gelişme. Başkan Erdoğan da o önemli gelişmeyle ilgili elin taşın altına soktu. Türkiye kritik bir rol oynuyor. Rusya ile Ukrayna arasındaki o artık savaşa doğru geri sayım diye nitelendirilen uzmanlar da var. O gerilimde. Başkan Erdoğan Türkiye'den ayrıldı. Ayrılırken de önemli açıklamalar yaptı. Ve o açıklamaları şimdi paylaşma zamanı. Ukrayna'nın karşı karşıya kaldığı meydan okumaları ve bölgede yaşanan gerilimi yakından takip ediyoruz. Stratejik ortağımız ve komşumuz Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğini desteklediğimizi her platformda dile getiriyoruz. Biz de bir Karadeniz ülkesi olarak bölgede barışı hakim kılmak ve tüm tarafları itidalli olmaya ve diyaloğa davet ediyoruz. İhtilafın barışçı yöntemlerle ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi gerektiği aşikardır. Bölgemizde barış ve güven ortamının tesisi amacıyla üzerimize düşeni yapmaya hazır olduğumuzu bu vesileyle bir kez daha vurguluyorum. Mart ayının ortalarında inşallah bu ziyaret gerçekleşecek. Ve bu ziyaretle beraber tabii ikili ilişkilerimizi geleceğe yönelik çok daha farklı bir zemine, olumlu istikamette oturtmanın gayreti içerisinde olacağız. Ve bizim bu yaklaşımımız aynı şekilde İsrail tarafında da mevcuttur. Her şeyden önce 12 tane insanı orada dondurarak ölümüne seyirci kalmak böyle yenilir yutulur bir şey değil. Fakat Yunanistan'ın bu alışılmış tavrını ilk defa yaşamıyoruz. Yunan medeniyetinin adeta bir göstergesiymiş gibi bir yapı var. Ve bu konuyla ilgili olarak bugüne kadar Avrupa Birliği hep sessiz kalmıştır. Dünya sessiz kalmıştır. Ve bundan önceki adetlerini değiştireceklerine ben hiç ihtimal vermiyorum. Rusya-Ukrayna geriliminde tarihi günler, tarihi saatler yaşıyoruz. Başkan Erdoğan Kiev yolunda ve gitmeden önce de az evvel ekranlara getirdiğimiz açıklamaları yapmıştı. Peki bugün nasıl bir gündem bekliyor? Hem Başkan Erdoğan'ı hem de Rusya-Ukrayna krizini detayları almak üzere Kiev'e gideceğiz. Haber programları şefimiz Emine Kavasoğlu ilk anından bu yana hem sınır hattında hem de başkentte gelişmeleri yakından takip ediyor. Kolaylıklar dileyelim ve bu tarihi ziyarette neler paylaşılacak, hangi başlıklar masada olacak, sözü Emine Kavasoğlu'na bırakalım.
Evet, Türkiye her iki ülkeyle de iyi diyaloglara sahip olması sebebiyle hiç şüphesiz tansiyonu düşürebilecek en önemli, en kilit ülkelerden bir tanesi. İşte bu sebeple de Başkan Erdoğan'ın bu ziyareti oldukça önemli. Dünyanın gözü kulağı da elbette bugün Kiev'den gelecek, olası bir haberde olacak. Ne gibi adımlar atılacak? Başkan Erdoğan şu cümlesiyle aslında altını daha net çizdi. Her iki tarafla da konuşmadan hangi taşı nereye koyacağımıza henüz karar vermek için erken dedi. Tabii ki bugün Ukrayna tarafının istekleri dinlenecek. Önemli detaylar paylaşılacak Türkiye ile Ukrayna'nın güvenliği açısından. Önümüzdeki günlerde ise bu kez de Rusya dinlenecek. Ve elbette iki ülkeyle Türkiye arabulucu olmak için temasını, mesaisini sürdürmeye devam edecek. Başkan Erdoğan'ın yaklaşık 2 saat içinde burada olmasını bekliyoruz elbette. Resmi bir karşılama töreniyle karşılanacak Mariinsky Sarayı'nı, ama onun hemen öncesinde meçhul asker anıtına bir çelenk bırakacak Başkan Erdoğan. Ardından ise işte o Mariinsky Sarayı'nda baş başa görüşme gerçekleşecek Zelenski ile birlikte. Detaylar önemli. Bir yandan Kırım Türkleri ile ilgili de bu konuya da çok önem veriyoruz diyerek altını kalın çizgilerle çizdi Başkan Erdoğan. Neler konuşulacak, ne çözüm çıkacak, hep birlikte buna tanıklık edeceğiz. Ancak Türkiye krizin bir çatışmaya dönüşmesini istemiyor elbette. Ve Karadeniz'de barışın hakim olması yönünde bu girişimlerde bulunuyor. Aynı zamanda Başkan Erdoğan da az önceki açıklamasında Rusya'nın da bir savaş istemediğini her defasında dile getirdiğini söyledi, ama aslına bakarsanız şunu söylemekte fayda var. Artık bu gerilim Rusya-Ukrayna arasında olmaktan çıkıp Rusya-Amerika arasında oldu bir nevi. Zira karşılıklı açıklamalar Rusya-Ukrayna trafiğinden daha yoğun gibi gözüküyor. Tabii sadece Ukrayna ve Donbas krizi konuşulmayacak bugünkü Ukrayna ziyaretinde Başkan Erdoğan'ın. Aynı zamanda yüksek düzeyli stratejik konseyin 10. toplantısı gerçekleşecek ve hemen şunun da altını çizelim. Türkiye Ukrayna diplomatik ilişkilerinin 30. yıl dönümü bugün 3 Şubat. İşte bu sebeple de bu ziyaret ayrı bir önem taşıyor. İki ülke arasındaki ticari, kültürel faaliyetlerin daha da geliştirilmesi, iki ülke arasındaki diyaloğun daha da geliştirilmesi için adımlar atılacak. Bir takım anlaşmalar da imzalanacak hiç şüphesiz. Ekonomiye dair de önemli girişimlerde bulunulacak. Ve onlardan bir tanesi de sıfır gümrük olması bekleniyor ki serbest ticaret anlaşmasının imzalanması da yine gündemdeki konulardan hiç şüphesiz. Tabii şunu da söyleyelim, Donbas krizinden bahsediyoruz ama Donbas krizinde en önemli rol oynayan yine Türk İHA'ları, SİHA'ları ve elbette ayrılıkçıların da en korkulu rüyası diyebiliriz ki Rusya'dan bu konuyla ilgili defalarca destek istediler. İşte savunma anlaşmaları da bugün olası imzalanacak anlaşmalar içinde yer alacak. Dediğimiz gibi artık geri sayım başladı. Yaklaşık 1,5-2 saat içinde Başkan Erdoğan'ın burada olmasını bekliyoruz. 1 saat buranın geride olduğunu da söyleyelim. Bizim saatimiz de şu andaki saatiyle 12.30 gibi törenlerin başlaması bekleniyor. Ve saat 14.30'da da 10. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısı için bir araya gelecek liderler. Ve 15.30 civarında da ortak bir basın açıklaması yapılacak. Ve elbette Donbas krizine ilişkin neler konuşuldu, ne gibi adımlar atılacak, Rusya'dan beklentileri Ukrayna'nın ne olacak, bunu önümüzdeki dakikalarda daha net ifadelerle cevaplamak mümkün olacak gibi görünüyor. Şimdilik sözü size bırakalım. Ama biz bugün dünyanın gözünün kulağının olduğu Kiev'den gelişmeleri takip etmeyi sürdüreceğiz. Söz sizde Aktan Uysal. Emine Kavasoğlu'na teşekkür ediyoruz. Tarihi saatler, tarihi anlar yaşayacağız. Emine Kavasoğlu da onları aktarmaya devam edecek. Bir kez daha kolaylıklar dileyelim. Bir gözümüz o noktada elbette, ama ekonomi cephesini de çok yakından ilgilendiren bir gelişme geride bıraktığımız saat diliminde paylaşılmıştı. Enflasyon rakamları, Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı. Detaylar için Ankara'ya gideceğiz. A Para'ya konuk olacağız. A Para Ankara Haber Müdürü Murat Avucu ayrıntılar için karşımızda. Kolaylıklar dileyelim. Sözü Murat'a bırakalım. Teşekkürler Aktan. Beklenildiği gibi aslında bir artış var Ocak ayında. Anketler düzeyinde gerçekleşti bu artış. Aylık bazda %11,10 arttı tüketici fiyatlarında, artış gerçekleşti ve yıllık enflasyonunda %48,69 olduğunu görüyoruz. Bunun arkasında yatan nedenler, hangi gruplarda artış var, buna bakmak lazım. Ana harcama gruplarına bakmak lazım. Ana harcama gruplarında yıllık bazda en yüksek artışın ulaştırma grubunda olduğunu görüyoruz. %68,4.
89'da burada özellikle enerji fiyatlarındaki artışın ulaştırma grubundaki bu artışın arkasındaki en büyük etken olduğunun altını çizmekte fayda var. Diğer taraftan aylık bazda bakıldığında ise ana harcama gruplarında en fazla artışın alkollü içecekler ve tütün grubunda olduğunu görüyoruz ki yılbaşı itibariyle bu iki grupta ÖTV artışı gerçekleşmiş ve bunun da fiyatlara yansımasını görmüştük. Bu da aylık bazda tüketici fiyatlarını artıran en büyük etken oldu. Çekirdek enflasyonda ise %7,49'luk bir artış var. Aylık bazda yıllık olaraksa %42,66 olarak gerçekleşti. Yurt dışı üretici fiyat endeksinde de bakalım orada da %10,45'lik bir artış var. Aylık bazda yıllık olarak yurt dışı üretici fiyat endeksinin ise %93,53'e yükseldiğini görüyoruz ki burada beklentinin altında kaldığında altını çizmekte fayda var. Tabii fiyaten çok artan ve azalan ürünler de merak konusu her ay olduğu gibi. Bu ayın listenin başında elektrik ücreti geliyor. %69,97 ile geride bıraktığımız süreçte en çok şikayet edilen konulardan bir tanesiydi. Bu elektrik ücretleri en fazla artış gösteren ürün oldu. Onu patlıcan, dolmalık biber, salatalık ve kabak takip etti. Yani gıda fiyatları da en çok artan ürünler sıralamasında ilk sırada yer aldı. Fiyat en çok azalan ürün ise çocuklar için kazak oldu. %8,19 olarak gerçekleşti. Listeye bakıldığında da en fazla düşüş gösteren ürünlerin ağırlıklı olarak giyim grubundan olduğunu görüyoruz. Bir not daha aktarmakta fayda var. Her yılın Ocak ayında enflasyon hesaplamasında kullanılan sepette güncelleme yapılıyor. Bu yıl içinde yine tüketici fiyatlarının belirlenmesinde uygulanan sepette bir güncelleme yapıldı. Sepetten 6 ürün çıkarıldı. Mısır özü yağı, kuru barbunya, kayısı, kiraz, yeşil soğan ve üçlü kanepe bundan sonra hesaplamada kullanılmayacak. Ve gruplarda özellikle hesaplamada kullanılan ağırlık oranlarında da bir değişikliğe gidildi. Hesaplamada gıdanın ağırlık oranı, gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlık oranı %25,94'tü. Bu %25,31'e düşmüş görünüyor. Konutun ağırlığı ise %15,36'dan %14,11'e geriledi. Yani sepette de bir güncelleme yapıldı diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Murat Avcı'ya teşekkür ediyoruz. Gelişmeleri takip edeceğiz. Sizlerle buluşturmayı sürdüreceğiz ama hemen yayınımızın başında aktarmıştık. Meteorolojinin 3 ille ilgili uyarısı vardı. O illerden biri de Çanakkale. Çanakkale'de Biga'da bu görüntüler ortaya çıktı. Ekranlara da getirelim. Biga'da Kocabaş Çayı taştı ve araçlar sular altında. Hemen şimdi o noktaya uzanacağız. Telefon hattımızın diğer ucunda Vedat Sezer bizi bekliyor. Kolaylıklar dileyelim. Geçmiş olsun dileklerimizle birlikte. Son notlarını paylaşması için sözü Vedat Sezer'e bırakalım. Teşekkürler Hakan Uysal. Evet, aralıksız sağanak yağışlar özellikle Çanakkale'nin doğu kesimlerinde etkili oldu. Aslında geceden Çanakkale Valiliği uyarılarda bulunmuştu ve duyuru yapmıştı. Karla karışık yağmur, sağanak yağmur ve yağışların şiddetli olabileceği uyarısında bulunmuştu. İşte meteorolojinin de tahminleri doğru çıktı ve son 24 saatte aralıksız yağan yağışlar da metrekareye yaklaşık 60,4 kilogram yağış düşünce Biga'nın merkezinden geçmekte olan Kocabaş Çayı'nın belli bölümlerinde taşkınlar meydana geldi ki o bölümlerde de ilçe merkezini ikiye bölen o taşkın su kesimi bölümlerine çok sayıda araç da otopark halindeydi ve o araçların da sular altında kaldığını söyleyebiliriz. Aslında akşamdan geceden uyarılar yapılmıştı. Biga Belediyesi sabaha kadar gece anonslarını uyarmıştı. O taşkın yatağındaki araçların kaldırılması konusunda tabii kaldıranlar oldu, çekenler oldu ama çekilenler de oldu. İşte o çekilmeyen araçların bazıları sular altında kaldı ve bölgeye Çanakkale Valisi İlhan Aktaş ve beraberlik bürokratlar inceleme yapmak üzere gittiler. Biga Belediyesi'ne bağlı ekiplerle birlikte bölgede can kaybı olmadığını net olarak söyleyelim ancak hasarlı araçlar var. O bölgedeki kurtarma çalışmaları da başlatıldı. Noktaya da biz hareket halindeyiz. Hakan Uysal. Meteorolojinin tahminine bakacak olursak yağışlar gün içerisinde aralıklı olarak devam edecek ancak akşam saatlerinde etkisini kaybederek bölgeyi terk edecek. Şu anda Kocabaş Çayı'nın özellikle sol tarafı ilçe merkezi bölgesindeki araçlarını otopark alanından almayanlar araçlarını suların altında olduklarını gördüler ve şu anda çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Biz de az sonra bölgede olacağız. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.
Vedat Sezer'e teşekkür ediyoruz. Birazdan o bölgeden canlı yayınla görüntüleri sizlerle buluşturacağız. Vedat Sezer'e de kolaylıklar dileyelim. Ekranlara da getireceğiz gelişmeleri. Terörle mücadele gündemi sıradaki başlığımız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı operasyonları ardı ardına devam ediyor. Bu kez Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK-YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Detaylarına bakalım. Gelişmeyi Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından duyurdu. Paylaşımda şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız notu düşürdü. Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açarak saldırı girişiminde bulunan 9 PKK-YPG'li terörist komandolarımız tarafından, kahramanlarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bunu da yeni günün sıcak gelişmesi olarak paylaşmış olduk. İstanbul'dayız. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sancaktepe'de yeni doğan Cumhuriyet Emek metro hattının toprak ve hafriyatlarla doldurmuştu. Konuyu Başkan Erdoğan da yeniden gündeme getirmişti. Peki bu metro hattı neden kapatıldı? Ekibimizden Melis Coşan İslamoğlu Sancaktepe'de Sancaktepe Belediye Başkanı'nın yanında gelişmeleri değerlendirmek için hazır. Sözü Melis'e ve konuğuna bırakalım şimdi. 2017'de çalışmaları başlatılan Sancaktepe-Taşdelen Yeni Doğan metro hattındaki çalışmalar sürerken bir anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışmaları durdurdu. Bunun üzerine tabii birçok tepkiler de geldi. En son olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan bir tepki geldi. Peki İstanbul Büyükşehir Belediyesi neden çalışmaları durdurdu? Bunu konuşacağız. Yanımda Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döyücü var. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun efendim. Aslında günlerdir konuşuyoruz biz bu mevzuyu. En son da Cumhurbaşkanımızdan bu konuya ilişkin bir tepki geldi. Efendim neler söyleyeceksiniz? Neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu çalışmaları durdurdu sizden? Tabii şöyle bu çalışmalar 2017'de başlatıldı. Belli bir süreç yaşandı. %4 oranında bu metro hattıyla kılçık dediğimiz bu metro hattıyla ilgili ilerleme kaydedildi. Fakat işte seçimler, yönetim değişimi vesaireden dolayı geldik bugüne. Şimdi burada yapılması gereken öz kaynaklarla oluşturulmuş olan bu sözleşmenin ve bu projenin tamamlanmasıydı. Fakat işte aynı anda İstanbul'da 10 tane metro çalışması yapılan tek şehir dünyada vesaire gibi söylemlerle çıkan bu yönetim buradaki bu hattı maalesef borçlanma üzerine kurguladığı için borçlanma limitlerinde doldurduğu için yapamadı. Aslında öz kaynaklarıyla yapılabilecek bir hattı ve öyle planlanmıştı zaten. Fakat bunlar öz kaynaklarını nereye kullanıyorlar, ne yapıyorlar bilmediğimiz için öz kaynak ayıramadılar buraya. Bu kadar gerekli olan, bu kadar ihtiyaç olan. Çünkü Yeni Doğan'dan Emek Mahallesi'ndeki hastanemize giden bir hattı ve çok beklenen bir hattı. Biz her gün, her Yeni Doğan ziyaretimizde, ilçemizin Yeni Doğan bölgesini ziyaretimizde bu soruyla karşılaşıyoruz. Metromuz niye durduruldu? Durdurulmanın ötesinde bizi üzen şey burada hafriyat kamyonları getirerek buranın doldurulması oldu. Ve biliyorsunuz bu büyükşehirin sözcüsü olan kişi de buraları çukur olarak nitelendirdi. Bir yere çukur olarak bakarsanız, bir yere hizmet alanı olarak bakmazsanız olacağı geleceği nokta budur. Çukurları ne yaparsınız? Toprakla doldurursunuz. Ama burası bir çukur değildi. Metro inşaatı olarak başlamıştı ve bir milli servet harcanmıştı buraya. Yapılacak şey onu tamamlamaktı. İstanbul'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kaynak sorununun olmaması lazım. Şu anda bütün belediyelere ödenen en yüksek ödeneklerden birisi Büyükşehir Belediyesi'ne ödeniyor. Hem devlet kaynakları açısından böyle hem de gelirler açısından böyle. Ne demişlerdi? Burada çok güzel bir kaynak var. Yeter ki onu yönetecek başında bir insan olsun. Biz de onu yapmaya geliyoruz demişlerdi. Ama bunu yapmadılar. Kaynakların nereye gittiğini bilmiyoruz. İETT otobüslerini çalıştıramıyorlar.
Kar yağıyor, afet haline dönüşüyor. İstanbul'da yani önceden belli olan bir kar yağışını afet haline dönüştürüyorsunuz. Belediye otobüsleri her gün bir yerde çekmiş, arıza yapmış duruyor. Trafiği rahatlatacağız dediniz. Trafik, İstanbul trafiği dünyada birinci sırada konuşulmaya başlandı. Siz ne yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Bakınız. Buralar naz yapma, mazeret üretme makamları değil. Buralar iş yapma, vatandaşın taleplerini yerine getirme makamları. Süt, ekmek vesaire dağıtarak bu iş büyük şehir yapamaz. Onlar ilçe belediyeleri de yapıyor zaten. Biz de yapıyoruz. Bir sürü sosyal yardım yapıyoruz. Siz projelerinizle konuşacaksınız ki bu vatandaş da size oy verdiği için gurur duysun sizinle. Ama böyle bir tabloyla maalesef karşılaşamıyoruz. Başında bulunduğunuz işi hakkıyla yerine getirirseniz vatandaş sizi takdir eder. Öyle şovlarla, reklamlarla yapacağınız işler bir süre gider, sonra koskoca bir balon olarak patlar, başınıza geçer. Dolayısıyla Yeni Doğan'ı gözden çıkarıyor olmaları, Sancaktepe'yi siyaseten cezalandırıyor olmalarıyla ben bunu tanımlıyorum. Başka bir izahı yok. Çünkü öz kaynaklarla yapılabilecek bir projenin üstüne toprak attılar. Üstünü kapattılar. Vatandaşlarımız orada gerçekten metro geçecek evimizin önünden diye ev alanlar oldu. Hastane ulaşımını yapamıyoruz diyenler oldu. Dolayısıyla biz burada Sancaktepe halkımızın sesini duyurmak istiyoruz. Baştan beri tepkimizi ortaya koyduk. Doldurmayın burayı dedik ama maalesef tamamen doldurdular ve kapattılar bu hattı. Teşekkürler efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. Regaip kandilimiz ve 3 aylarımız mübarek olsun diyorum. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet efendim, Sancaktepe Belediye Başkanı Şema Dövücü ile konuştuk. Sizlere de aktarmaya çalıştık. İBB'nin neden metro çalışmalarını durdurduğunu diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakın. Siyaset gündemine devam edelim. Bilecik'te yaşanan rüşvet skandalı Türkiye'nin gündeminde. Tutuklanmıştı danışman Selçuk Erdağ. Belediye ile alakası yok demişti. Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin'in bir yalanı daha ortaya çıktı konuya dair. Rüşvet aldınız doğru mu Selçuk Bey? Selçuk Bey, kamu çalışanının başında olmadığı için rüşvet denmiyor buna. Bu şey, nüfus ticareti. Rüşvetçi danışmanın belediye ile alakası yok sözü yalan çıktı. Cumhuriyetimizi koruyacağız ve... Bilecik'te yaşanan rüşvet skandalının ardından belediye başkanı Semih Şahin tutuklanan danışmanı Selçuk Erdağ için belediye ile alakası yok dedi. Ancak İstanbul ekibi başında yer alan Selçuk Erdağ'ın belediyede oldukça baskın ve etkin bir isim olduğu ortaya çıktı. Selçuk Bey, kamu çalışanının başında olmadığı için rüşvet denmiyor buna. Bu şey, nüfus ticareti. Belediyenin sosyal medya hesabı belediye başkanı Semih Şahin'i ele verdi. Paylaşımlarda Erdoğan'ın belediye personeliyle bir araya geldiği fotoğrafları ortaya çıktı. Rüşvet aldınız doğru mu Selçuk Bey? İddiaya göre Erdoğan belediyede o kadar etkin bir hale geldi ki başkan yardımcılarının bile üzerinde yetkisi vardı. Başkan yardımcılarından Melek Mızrak Subaşı, Semih Şahin'in Selçuk Erdoğan'a danışılmadan hiçbir iş ve işlem yapılmayacak talimatı sonrası istifa etmek istediği ortaya çıktı. Belediyeye ait Kaya Ayşe Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Erdağ, bir iş adamından 200 bin dolar rüşvet alırken yakalanmıştı. Rüşvet aldınız doğru mu Selçuk Bey? Almış olduğunuz dolardan belediye başkanı Semih Şahin bilgisi var mıydı? Cevap vermiyorsunuz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'li belediyelerde asgari ücretin 4500 lira olacağı açıklaması hala zihinlerde. Ancak Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay bu ücreti veremeyeceklerini açıkladı ve çok tartışılan nasihatlerde bulundu işçilere. CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret, yani asgari ücret
4500 lira olacaktır. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde en düşük maaşın 4500 lira olacağını açıklamıştı. Ancak Adana Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay bu miktarı veremeyeceklerini söyledi. Söylemleriyle eylemleri örtüşmeyen bir yönetim, söylemlerin arkasında, genel başkanlarının söylemleri arkasında durmayan bir yönetimle karşı karşıyayız. Normalde işçilerin talep ettikleri maaş, asgari ücret ve bunun üzerinde sosyal hakları, ki olması gereken bu. İşçiler şöyle baktığınızda çok aşırı bir maaş talepleri yok. Ama bunlar işçilerin sosyal haklarını, sosyal dengedeki kazanımlarını minimuma indirmek istiyoruz. Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, ücretlerinde zam talep eden belediye personeline dalga geçercesine bir de nasihatte bulundu. Az çocuk yapmalarını, az yemek yemelerini, ulaşımı toplu araçlarla ve yaya olarak yapmalarını dile getiriyor. Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay işçilerle bir araya geldi ve onlara CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun belirlemiş olan maaşı ödeyemeyeceğini açıkladı. İşçiler noktasında meclise getirsinler ama sadece işçilerle olan sözleşmeyle kaynaklanacak olan bir borçları olacaksa, bir açıkları olacaksa biz Cumhur İttifakı olarak, meclis üyeleri olarak yetki vermeye hazırız. Yeter ki işçi kardeşlerimiz hak ettikleri ücreti alsınlar. Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart yerel seçimleri öncesinde kazandıkları belediyelerde hiçbir işçinin işine son verilmeyeceğini söylemiş. Ancak birçok CHP'li belediyede işçi kıyımı yapılmıştı. Belediye başkanları bugün kendi genel başkanlarının sözünü dinlemediği ortaya çıkıyor. Burada mağdur olan ya işten çıkartılan kardeşlerimiz ya da çalışan işçi kardeşlerimizin hak ettiği ücreti ödememeleri. FETÖ'nün güncel finans ve eğitim yapılanmasına yönelik soruşturmada örgüt yöneticiliği yaptığı tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. Etkin pişmanlıktan yararlanan FETÖ'cülerin itirafları, bugüne kadar yapılan operasyonlarda ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve örgüt üyeleri arasında yapılan konuşmalar incelendi ve 10 FETÖ'cünün kimliği deşifre edildi. İstihbarat birimlerinin takibi sonucu şüphelilerin örgütün yeniden toparlanma arayışında olan finans ve eğitim yapılanmasında yer aldığı belirlendi. Ankara Emniyeti terörle mücadele ekipleri sabah saatlerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Deşifre olan 10 şüpheliden 6'sı yakalanarak gözaltına alındı. Firari şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa aralıksız sürüyor. Türkiye'de bulunan 73 çocuk kütüphanesine bir yenisi daha eklendi. Ankara'da Altındağ'da yaklaşık 120 bin kişiye hizmet verecek bebek kütüphanesi açıldı. Açılışa Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da katıldı ve bebek kütüphanelerinin sayısının arttırılması temennisinde bulundu. Türkiye'nin 74. Çocuk Kütüphanesi Ankara Altındağ'da açıldı. Açılışa katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, kütüphaneyi gezerek yetkililerden bilgi aldı. Emine Erdoğan, burada oynayan bebek ve çocukları sevip onlara oyuncak hediye etti. Çocuklarla sıfır atık oyununu oynayarak atıkların nasıl ayrıştırılması gerektiğini anlattı. Çok mecbur kalmazsak kullanmamamız gerekiyor aslında. Emine Erdoğan daha sonra masal atölyesinde çocuklara kitap okudu. Hocam yeni bir eşya alınca daha kendisi kullanmadan komşu kapıyı çalıp ödünç istiyor musun? Türkiye genelinde açılması planlanan bebek kütüphaneleriyle erken çocukluk dönemine gelişimsel olarak destek verilmesi, bebeklere erken yaşlardan itibaren okuma alışkanlığı kazandırılması yönündeki faaliyetlere katkıda bulunulması amaçlanıyor. Ajans bugün de şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Aranın ardından yeniden karşınızda olacağım. Lütfen ayrılın. Aranın ardından devam ediyoruz. Ajans bugün Antalya'da kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Feci kazada bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi de yaralandı. O anlara dair ve sonrasında yaşananlara dair görüntüler var ama kazanın 4 dakika öncesinde çekilmiş bir görüntü çok çarpıcı. Çünkü sürücü
240 kilometre hıza ulaşıyor. Hız limitini aştı. Facia kaçınılmaz oldu. Antalya'nın Döşeme Altı ilçesinde Muhammed Madenci İdaresi'ndeki otomobil kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Karaman Köprüsü üzerinde bariyerlere saplandı. Olay yerinde. Araçtaki 3 kişi için ekipler seferber oldu. Ön yolcu koltuğunda bulunan Ahmet Özkan Avcı hayatını kaybetti. Hakan Selçuk hafif yaralı olarak kurtulurken sürücü 45 dakikalık çalışma sonucu ağır yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Hayatını kaybeden avcının kazadan 4 dakika önce bir video çektiği ortaya çıktı. Avcı çektiği videoda aracı 240 km hızla kullandığı anları kayda aldı. Ahmet Özkan Avcı'nın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Adana'ya gideceğiz. Şimdi Adana'da uygulama noktasında polislerin üzerine aracını sürerek kaçan otomobil sürücüsü 15 kilometrelik bir kovalamaca sonucunda kıskıvrak yakalandı. Sürücünün 182 promil alkollü çıktığı bilgisi var. Daha önceden de alkollü araç kullandığı için ehliyetinin alındığı da anlaşıldı. Polisten kaçan ehliyetsiz ve alkollü sürücü ortalığı birbirine kattı. Niye duruyorsun? Nişanlımı kaldır. Adana'nın Seyhan ilçesinde asayiş uygulaması yapan polis ekibi bir araca dur ihtarında bulundu. Ancak sürücü kaçmaya başladı. Kaçış güzergahına konuşlanan polislerin üzerine aracını süren adam kaçmaya devam etti. Yaklaşık 15 kilometre kaçabilen şüpheli önü kesilerek durduruldu. Yakalanan sürücü yapılan testte 1,82 promil alkollü çıktı. Ayrıca daha önceden de alkolden ehliyetini kaptırdığı için ehliyetsiz olduğu öğrenildi. Sürücüye alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmakla trafiği tehlikeye düşürmekten para cezası uygulandı. Yükselen ev fiyatları sonrasında yatırım amaçlı yönelilen araziler oldukça gündemde. Eğer dikkat etmezseniz bu alışverişte de büyük tuzaklar var. İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere büyük kentlerde artan ev fiyatları yatırım yapmak isteyenleri arsa ve tarlalara yöneltti. Ancak hisseli tapu, irtifak hakkı gibi terimleri bilmeyen ve satış işlemi sırasında yeterince araştırmayanlar çeşitli mağduriyetlerle karşı karşıya kalıyor. Tapuya dikkat ederim. Hisseli mi, hissesiz mi? İmarı çıkmış mı çıkmamış mı ona dikkat ederim. Üzerinde bir takiyat var mı, ipotek var mı şeklinde? Belediyeden, imar müdürlüğünden bakarsınız. Tapudan kontrol edebilirsiniz. Yatırım yapmak isteyenler ilk önce arazinin imar planının olup olmadığına bakmalı. İmarlı bir arsa sattılarsa kandırıldım mı, kandırılmadım mı? Buna git, belediyeye gidip gerekli dosyasını açıp incelemek yeterli. Arsa yatırımında en büyük mağduriyet riski hisse tapulu olan yerlerde ortaya çıkıyor. Alacağınız arazi eğer hisse tapuluysa çok önemli, dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Eğer 100 dönümlük araziden 5 dönümlük bir arsa sizin olacaksa, diğer hak sahiplerinin sizin arsanız üzerinde hak iddia etmemesi için mutlaka fiili taksim sözleşmesi yapılmalı. Yani size hangi bölümü sattıklarını öğrenin. O bölümün tapuda tescilli olup olmadığına bakın. Yani o krokenin. İşte denmiş ki şu bölümü size satıyorum. O bölümün o tapuda gerçekten de tekabül ettiğini, aynı yere temas edip etmediğine bakın, ardından satın alın. Hisseli tapuda fiili taksim sözleşmesi, mülk sahibini diğer hissedarların ön alım hakkı davası açmasından da koruyor. Siz 100 bin liraya bir hisse aldığınızı düşünürken, noterde, sözleşmede, noter harcında düşük tutmak için tapuda veya noter 10 bin lira gösterdiniz. Diğer hissedar da geldi, beyan edilen değeri sadece davada göstermesi yeterli. Evet, o da 10 bin liraya dedi ki ben 10 bin liraya alınan bu yeri öncelikle alma hakkım var dedi ve aldı. Dava açtı, ne olur alır. O zaman da ne olur? 100 bin liranız gider. Dolayısıyla hisseli mülkiyette fiili taksim yapılıp yapılmadığını mutlaka bilin. Arsa, tapulu bir arazi üzerine toplu konut yapılacaksa kat irtifakı kurulmuş olmasına bakılmalı.
yani proje üzerinde o katın ya da dairenin mülk sahibine ait olduğunu gösteren kat irtifakı tapusu alınmalı. Yani siz bir inşaat yapıldığında o inşaatın bir bağımsız bölümünün size özgülendiğini biliyorsunuz, o daireyi alıyorsunuz. Ancak kat irtifakı da yeterli değil. Ev alımında iskanlığı yani projesine uygun yapılmış kat mülkiyeti olan konut tercih edilmeli. Sosyal medyada duyarlılığıyla kendini hayran bırakan bir çocuğun videosunu paylaşacağız. Adı Aydın, 15 yaşında, kağıt toplayan bir çocuk. Kedi evlerini çöp atanlara sitem eden bir isim. Ekibimiz de Aydın'a ulaştı. Bakın, merhametiyle herkese örnek olan o çocuk mikrofonlarımıza neler söyledi. Ya sen bunları nasıl kıyıyorsun ya? Bu İstanbul'da yağan karın, kışın, soğuğun altında ya. Vallahi arkadaşlar. İstanbul bahçeli evlerde kağıt toplayan Aydın Tetik bu cümlelerle herkesin takdirini topladı. Merhameti ve vicdanı yüreklere dokundu. Ya bunlara kıyılmaz ki. Baksana üstü hala ıslak. Sen o yuvayı atmasaydın belki bunlar şu an ıslak olmayacaktı. Aydın çok küçük yaşlardan beri bu işi yapıp ailesine destek olmaya çalışıyor. Bir gün yine kağıt toplamaya çıktığında çöpte kedi evlerine rastladı ve bu duruma duyarsız kalamayıp sitem etti. O anları ise kayda aldı. Kedi yuvalarını çöpe atmışlar. Ben karton topluyorum. Bakın şimdi ben bunları alıp kenara koyacağım müsaitliğe. Lütfen arkadaşlar böyle yapmayalım. O gün bu aşağıdan geliyordum. Baktım çöpün içinde kedi evi var. Tabii sessiz kalmadım. Aldım ve video çekmek için, milleti ayağa kaldırmak için. Islaklardı, hep üşüyorlardı. Kıyamıyordum ya. Onları görünce kendimi unutuyorum resmen. Üşümüyorum karda, kışta. 15 yaşındaki Aydın'ın çektiği o video sosyal medyada yüzlerce kez paylaşıldı. Onlara da çok teşekkür ederim. Ayrıca hiç beklemiyordum böyle olmasını. Çok güzel güzel laflar ettiler. O, kedi evlerini atanlar ders çıkarsın istedi ama video çektiği yere ikinci kez geldiğinde aynı manzarayla karşılaştı. Nereye koymuştun sen o kedi evlerini? Ağaçların altına. Ağaçların altına mı? Evet. Yine yok ama Aydın. Ya atmışlar. Böyle vicdansızlık olmaz ama yine atmışlar ya. Bu evleri atan neden yapıyor yani? O küçücük kartonunda ona bir şey yapmıyor ki. Kediler üşümesin diye koydum ben. Sen at diye koymadım oraya. Vicdanı ve merhametiyle herkese örnek olan Aydın, küçük yaşlardan beri hayvanları çok seviyor. Hayvanları çok seviyorum. Yani gördüğümü dayanamıyorum. İlla sevmem lazım. Küçüklüğünden belli öyle yani. Aile neyse şey öyle olur yani, yetişen çocuk. Bahçeler tarafında çok şiddetli yağmur yağıyor. Ama ben sokağa çıktım. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim kedilerim var. Ben onları düşününce kendimi unutuyorum. Ben şimdi el arabamı arkamı aldım. Şimdi gidiyorum. Yemleri suları var mı? Ona bakacağım. Mesela günlük 100 lira kazanıyorsam 50'sini kedilere mama alıyorum. 50'si de bana kalıyor. Aydın 8. sınıfı bitirdi ama çalıştığı için liseye giriş sınavını ne yazık ki kaçırdı. Şimdi lise sınavına tekrar hazırlanıyor ve büyüyünce de polis olmak istiyor. İnsanları da koruyacağım o da. Hayvanları da, insanları da. Yunan sahil güvenlik botu Gökçeada açıklarında uluslararası sularda avlanan Türk balıkçıları burası Yunan denizi diyerek bir kez daha taciz etti. Saniye saniye kayda alınan o balıkçılardan İlker Özdemir bakın yaşananları nasıl paylaştı. Bunlar bu denizlerde bütün balıkçılarım da böyle davranıyorlar. Yaptıkları hep aynı şey. Her daim müdahale ediyorlar ama güçleri yetmeyecek arkadaşlar. Sizlerin desteğiyle yaptıklarını ifşa ederek tüm ülkeyi anlatacağız. Velhasıl arkadaşlar kim ne yaparsa yapsın. Herkes hakkı olanı savunmalı. Her şekilde işte görüyorsunuz. Ancak bunu yapabilirler. Bize silah da çektiler. Her türlü müdahalede bulundular. Biz hiçbir zaman vazgeçmedik. İşte Efe bayrağımız orada. İşte Yunanlar orada. Artık bunlara herkesin dur demesi lazım. Biz zaten dur diyoruz. Gücümüz yettiğince diyeceğiz de. Biz biliyoruz ki halkımız yanımızda. Ülkemiz yanımızda. O yüzden hakkımız olanı sonuna kadar her şekilde müdahale edip
korumaya çalışıyoruz. Bizler olmasak bu alanı kendileriymiş gibi kullanacaklar. Her şekilde de müdahale edecekler. Ama tabii olmayacak. Bakın seyredin. Ne yapabilirsin ki? Ne yapabilirsin? Burası sizin değil. Hiçbir şey yapamazsın. Hiçbir şey yapamazsın. Uluslararası. Siz kimsiniz? Hayır. Sen kimsin? Sen kimsin? Kimsin sen? Gel gelebiliyorsan. Aradık saygını, biraz daha kaçarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Siz bu kadar insanlarsınız. Hainsiniz. 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 Gel müdahale et. Gel müdahale et. Hadi müdahale et. Gel müdahale et. Gücün yetiyorsa gel. Gücün yetiyorsa gel. Siz ancak böylesiniz. Hiçbir şey yapamazsınız. Gel gelebiliyorsan. Gel. Ben kimseden korkmuyorum. Burası uluslararası. Sen kimsin? Sen kimsin? Burası uluslararası. Bana anlatmayın. Geç uluslar. 3300. Burası uluslararası. Efe, al kayıtı satalaytan. Burası 6300 yarda. Müdahale edin. Ajans bugün de bir saati geride bıraktık. Yeni saate başlayacağız sıcak gelişmelerle. O gelişmelerden ilki havanın gündemine dair notlar. Geride bıraktığımız dakikalarda hatırlayacaksınız. Vedat Sezer Biga'ya doğru yoldaydı. İlk izlenimlerini, bilgileri paylaşmıştı. Şu anda da o taşkının yaşandığı noktaya ulaşmış durumda. Ekiplerimiz canlı yayında gelişmeleri aktaracak. Vedat Sezer kolaylıklar dileyelim. Hem bölgedeki durumu hem bundan sonra yapılan uyarıları lütfen paylaş izleyicilerimizle. Aktan Uysal, evet, Çanakkale bölgesinde meteorolojinin uyardığı gibi sağanak yağışlar etkili oldu. Gece boyunca oldukça yüksek yağışlar kaydedildi ve Biga ilçesinde de taşkınlara neden oldu. İşte biz de o bölgedeyiz. Biga'da gece boyunca yağan yağmur Kocabaş çayını taşırdı ve bölgede oldukça yükselen debide bazı araçları sular altında bıraktı ki kameraman arkadaşım da şu an o noktalardan bir tanesini gösteriyor. Gece boyunca sağanak yağmur Kocabaş çayında etkili olmuştu demiştik. İşte çayın kenarında park halinde bulunan araçlar sular altında kaldı. Aslında meteorolojinin uyarılarının ardından valilik de gece duyuru yapmıştı. İşte gece boyunca yağan yağışın ardından anonslarda araçlarını alabilenler araçlarını park yerinden kurtardılar ama kurtaramayanlar da vardı. İşte o araçlar da sular altında kaldı ve belli araçlara sürüklendi. Kameraman arkadaşından noktayı göstermesini isteyeceğim. Aslında Kocabaş çayının kenarı işte şu belli belirgin olmayan çitlerin bulunduğu noktaydı ama öyle bir yağış geldi ki Kocabaş çayının debisi yükseldi ve Biga'yı ortadan ikiye bölen Kocabaş çayının sağında ve solundaki otoparklarda bulunan araçlar da sular altında kaldı. Yaklaşık ondan fazla aracın sular altında olduğu belirtiliyor ama gece boyunca yapılan anonslar boyunca 100'den fazla araç sahipleri tarafından yerinden çıkartılarak kurtarılmıştı ama tabii ki ulaşılamayanlar oldu. İşte ulaşamayanların araçları da Kocabaş çayının kenarında sular altında gömülmüş durumdaydı. Evet, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş ve bürokratlar da bölgeye geldiler. İncelemelerde bulunuyorlar. Yağışlara baktığımızda meteoroloji genel müdürlüğünün aldığımız bilgilere göre metrekareye kilogram olarak 60,4 kilogram yağışın düştüğü bölgede gece boyunca etkili olduğu sağanak yağış ve Çan ilçesiyle Biga ilçesinde etkili oldu ki bu ilçelerin ortasından geçen Kocabaş çayının bulunduğu noktadayız ve oldukça da yükselen bir debiden bahsedebiliriz. Toparlayacak olursak Biga bölgesinde etkili olan yağışlar şu anda aralıklı olarak devam etse de işte görüldüğü gibi bu manzaralar ortaya çıktı ve kurtarma ekipleri Kocabaş çayının sağında ve solundaki o araçları kurtarmak için çalışmaları devam ediyorlar. Herhangi bir can kaybı yok. Yalnızca oldukça da ciddi maddi hasar olduğunu belirtelim ve sözü sana bırakalım Haktan Uysal. Tarihi zirveye doğru geri sayım devam ediyor. Şimdi bir kez daha gözlerin çevrildiği noktaya, Ukrayna'ya,
Kiev'e döneceğiz. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'den ayrıldı. Kiev'e ulaştı mı? Son notlar neler? Emine Kavasoğlu bu tarihi gelişmeleri takip ediyor haber programları şefimiz. Kolaylıklar dileyelim. Kar yağışının etkisini arttırdığını da söyleyelim. İlk sorum Emine, Başkan Erdoğan ulaştı mı Kiev'e? Ve bugün önemli anlaşmalar da var, görüşmeler de var. Nasıl bir beklenti içerisinde o bölgede gazeteciler de uzmanlar da yorumlarını da almak isterim. Sözü hemen sana bırakalım. Başkan Erdoğan henüz ulaşmadı ama kısa süre içinde uçağının inmesini bekliyoruz. Biz daha sonra programın olacağı yere doğru hareket edeceğiz. Elbette çok önemli ve kritik bir tarihte Başkan Erdoğan bu ziyareti gerçekleştiriyor. Diyalog çözüm olacak mı yoksa gerilim gitgide tırmanacak ve bir çatışmaya dönüşecek mi? İşte bu konuyla ilgili her iki ülkeyle de iyi ilişkiler yürüten Türkiye'nin kilit bir nokta, kilit bir öneme sahip olduğunu belirterek başlayalım yayınımıza. Elbette ikili görüşmeyle neler istenecek, Ukrayna'nın istekleri neler olacak Rusya'dan ve elbette önümüzdeki günlerde de yine Rusya ile yapılacak olan görüşmeden ne cevap çıkacak ki? Başkan Erdoğan Türkiye'den hareket etmeden önce yapmış olduğu açıklamada iki ülkeyle de görüşmeden hangi taşı nereye koyacağımıza karar vermemiz doğru olmaz açıklamasını yapmıştı. Ama hiç şüphesiz ki bu ziyaret çok önemli, zira Donbas krizinin başladığı günden bu yana Başkan Erdoğan arabuluculuk rolü üstlenmek istediğini ve Karadeniz'de olası bir çatışmanın her iki ülkeye de ve bölge ülkelerine fayda getirmeyeceğinin altını defalarca çizmişti. İşte tam da bu noktada bu ziyaret oldukça önemli bir ziyaret olacak hiç şüphesiz. Peki neler konuşulacak? Masada neler olacak? Elbette herkesin farklı farklı beklentileri var. Bir yandan ticaretle ilgili beklentiler var. Bir yandan askeri konularda, savunma konularında ne gibi anlaşmalara imza atılacak? Bunları ilerleyen dakikalarda daha net açıklamamız mümkün olacak ama kulislerde konuşulan bilgilere göre hemen şunun altını çizelim Aktan Uysal. Uzun süredir beklenen bir serbest ticaret anlaşması vardı. Sıfır gümrük beklentisi vardı. İşte bu yeni nesil ticaret anlaşmasının imzalanmasının beklendiğini söyleyelim. Önemli gündem maddelerinden biri olacak. Yine aynı şekilde savunma sanayi ile ilgili de Ukrayna ile birlikte ortak adımlar atılacak. Günün programını kısaca özetlemek gerekirse ilk olarak Başkan Erdoğan uçağa indikten sonra meçhul asker anıtına bir çelenk bırakacak. Hemen ardındansa Mariinsky Sarayı'nda kendisi için resmi bir karşılama töreni gerçekleştirilecek. İşte o törenin ardından dünyanın gözünün kulağının burada olduğu o kritik zirve başlayacak. Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski bir araya gelecekler. Bir baş başa görüşme gerçekleştirilecek. Ardındansa yüksek düzeyli stratejik konseyin 10. toplantısı için bu kez de heyetler bir araya gelecek. Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin de katıldığı programda bu da önemli detaylardan biri olacak. Hemen şunun da altını çizelim. Aynı zamanda bugün Türkiye ve Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerinin başlamasının 30. yıl dönümü. O sebeple de önemli bir ziyaret olacak. Hiç şüphesiz bu. Elbette sabah saatlerinde Dışişleri Bakanlığı'ndan da yapılan bir açıklama vardı. Kısaca ona da değinelim. Kırım'ın haksız yere işgal edilmesini tanımıyoruz açıklaması yapıldı. Başkan Erdoğan da buradaki soydaşlarımızla ilgili de önemli maddeler konuşulacak. Hiç şüphesiz bu toplantının en üst seviyelerinde olacak bu konuda dedi. Önemli gelişmelerden biri. Hemen şunu da hatırlatalım. Başkan Erdoğan Putin'le de görüşecek dedik. Son bir yılda Başkan Erdoğan Putin'le 11 kez telefonda, bir kez de yüz yüze olmak üzere 12 kez görüşme gerçekleştirdi. Ve Donbas kriziyle ilgili de işte yine önümüzdeki günlerde bu görüşme gerçekleşecek. Putin'in ziyaretiyle birlikte bu da gerçekleşmiş olacak. Ve her iki ülkenin de liderlerini dinledikten sonra Başkan Erdoğan ortak bir çözüm bulunabilir mi? İşte bu konuda elini taşın altına koyacak ve ara bulucu olmak için harekete geçecek. Tabii şunu da söyleyelim, tarafların daha önce yapmış olduğu Agit Minsk toplantılarının İstanbul'da yapılmasına yönelik bir istekleri vardı. Türkiye tarafından da kabul edilmişti. Elbette bu da yine o başlıklardan biri olacak ve Donbas krizi burada çözülebilecek mi? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte göreceğiz. 8 yılın ardından artık uluslararası bir sorun haline gelen Donbas krizinin çözümüne ilişkin neler yaşanacak hep birlikte göreceğiz. Elbette tüm bu yaşanan toplantıların baş başa görüşmelerin ardından bir de basın toplantısı gerçekleştirilecek. Ve işte o basın toplantısında Donbas krizine ilişkin detaylar da bizlerle paylaşılacak diyelim. Ve şimdilik sözü Kiev'den size bırakalım Aktan Uysal. Gelişmeleri değerlendireceğiz. Çok kıymetli bir isim yayınımızda, iletişimci yazar Ali Saydam bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk. Hakan Bey, yayınlar efendim. Teşekkür ederiz. Gündemin sıcak gelişmeleri var. Özellikle siyaset cephesinde az evvel de ekranlara taşıdık. Millet İttifakı'nda bir oturma düzeni tartışması krize dönüşmüş durumda. Bu konuda görüşlerinizi alacağım ama öncesinde insanlık Yunan sınırında dondu başlığını atıyor arkadaşlarım. Şu anda son dakika gelişmesi olarak. Çünkü o noktada yaşananlar artık yürekleri burkan boyutlarda FETÖ ve PKK'lılara kucak açan Atina yönetimi mültecileri ölüme terk ediyor. Dilerseniz önce bu başlığa dair çok kısaca görüşlerinizi alayım. Ardından da siyaset gündemini yorumlamaya başlayalım. Estağfurullah. Sayın Cumhurbaşkanı Ukrayna'ya hareket etmeden önce yaptığı açıklamalarda bu konuya da değindi. Hakikaten yürek parçalayan bir manzara. Cumhurbaşkanı çok önemli bir şey söyledi. Biz dedi bu fotoğrafları görüştüğümüz bütün liderlerin önüne koyacağız dedi. Bir şeyin daha altını çizdi. Bu ilk defa olmuyor Yunanistan'da dedi. Yani işte botlar batırılıyor, insanlar boğulmaya, denizde ölüme terk ediliyor gibi. Akıl alır gibi değil yani. Bu vicdansızlık. Batı'nın ilk defa yaptığı bir şeydi. Karanlık Orta Çağ'dan tutun da İkinci Dünya Savaşı'na kadar bu tür vicdanları paramparça eden uygulamalara çok rastladık biz. İnsanlık rastladı maalesef. Bunun bedeli şu veya bu şekilde tahsil edilir, ortaya konur ve Yunanistan bunun bedelini öder. Hangi boyutta, ne zaman, nasıl öder bilemem ama bu böyle şeysiz kalmaz, tepkisiz kalmaz dünyada. Akıl alır gibi bir şey değil. Çünkü vicdanın hiçbir yerine sığmayan bir şey bu. Hani neyi koruyorsunuz ki, o neye değer ki o 12 tane insanın canı, 12 kişi ölmüş galiba, donmuş. Bazıları da kurtarılmış galiba bizimkiler tarafından. Yani yürekler acısı bir durum. Teşekkür ediyoruz. Devam edeceğiz elbette. Siyaset gündemine dair görüşlerinizi de alacağım ama Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderisoğlu da aramıza katıldı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Siyaset başlığıyla devam edeceğim ama öncesinde Ali Saydam'a da yöneltmiştim. Aynı konuyla ilgili görüşlerinizi almak için sorumu da yönelteyim. Yunanistan sınırında yaşananlar, insanlığın öldüğü, Avrupa'nın bir kez daha insan hakları konusunda sınıfta kaldığı ikiyüzlü tutumunu gözler önüne serdiği yaşanan gelişmelere dair de eminim söyleyecekleriniz vardır. Onunla başlayalım, sonra siyasette devam edelim. Öncelikle Ali Bey'e de Ankara'dan selam, sevgiler. Sana da kolaylıklar. Hakikaten her sabah çok canlı, dinamik konularla izleyicinin karşısındasın. Ben de takip ediyorum. Emeğine sağlık. Regaip Kandili'ni tebrik ediyorum. İnşallah bolluğa, berekete, birlik ve beraberliğe vesile olur. Konu bugünün konusu olarak kalmayacak. Dünden devam eden ama yarın daha fazla ve ciddiyetle hem dünya kamuoyunun hem Avrupa kamuoyunun gündemine getireceğimiz, Türkiye'nin de kendi içinde daha fazla çalışması gereken bir konu. Esasen Avrupa perspektifine indirecek olursak, yaklaşık 7 yıl önce Avrupa Birliği ile sağlanmış bir mutabakat var. Bu hem göç yönetimini hem de Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerini bir arada ele alan bir pakette. Avrupa Birliği oradaki yükümlülüklerinin hemen hemen hiçbirini yerine getirmedi. Peki ne yaptı? Frontex diye aslında NATO'nun deniz gücünü kullanarak, ağırlıklı olarak Ege'deki düzensiz göçün ve Akdeniz'deki düzensiz göçün kontrol edilmesi iddiasıyla geri ittirme diye tabir edilen, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelere mültecilerin, sığınmacıların ittirildiği, ki Cumhurbaşkanı'nın çok net örnek olarak verdiği, bazılarının botlarının bizzat sahil güvenlik güçleri, Yunan sahil güvenlik güçleri tarafından şişlerle batırılarak ölüme terk edildiği, ki son bir yılda yaklaşık 26-27 bin bu tarz mülteci Türkiye tarafından, Türk sahil güvenlik güçleri tarafından kurtarılmış vaziyette. Tabii ki Edirne'deki sınırdaki olay daha vahim. Hem oraya ciddi bir şekilde asker ve güvenlik gücünün iç boyutunda, hani polis ve benzeri sınır muhafızı yığdı Yunanistan, hem hendekler kazdı, hem tel örgüler, hem de duvarlar ördü. Buna rağmen devam eden trafik karşısında da paraları varsa üzerinde paraları alınıyor. Şiddete uğruyorlar. Ayakkabıları, elbiseleri ellerinden alınarak, üstlerinden, başlarından soyularak yine Türkiye sınırına doğru geri ittiriyorlar. Aslında uluslararası hukukta bu geri ittirme diye tabir edilen faaliyet gerçek anlamda bir suç. Fakat
Avrupa'nın az önce senin de bahsettiğin gibi sözde güvenlik şemsiyesi adı altında Yunanistan'a adeta Avrupa'nın iç kısımlarının güvenliğini de temin eden bir tampon ülke olarak görmesi, bütün bu dramların ikiyüzlülük içinde adeta kör, sağır, dilsiz bir Avrupa siyasetine teslim edilmesi anlamına geliyor. O yönüyle Türkiye'nin sınırdaki bu gerçekliği Avrupa'nın kamuoyuna, yine Avrupa içinde sağduyusu olan merkezlere, diplomasiye, düşünce kuruluşlarına, Birleşmiş Milletler eliyle tüm dünyaya açık bir şekilde ortaya koyması, bu arada her türden sığınmacıya yönelik açık kapı politikasıyla Türkiye'nin üstlendiği yükümlülük ve fedakarlığın da eş zamanlı olarak daha yoğun ve yaygın anlatımına ihtiyaç olduğu anlaşılıyor. Esasen bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı gerek Birleşmiş Milletler Genel Kurulu nezdinde, gerek Avrupalı muhataplarıyla bir araya geldiğinde, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın da hazırladığı dokümanları da, İçişleri Bakanlığı'nın bu konudaki görüntü ve tespitlerini de paylaşarak gelmişti. Öyle anlaşılıyor ki konu ne olursa olsun, görüşmenin kapsamı ne olursa olsun, Türkiye bu başlığı muhataplarına ayrı bir dosya halinde sistematik olarak vereceği yeni bir süreç başlatmış oluyor. Bu her açıdan doğru ve hayırlı bir hamle gibi duruyor. Peki, teşekkür ederiz. Siyaset gündemine dair de görüşlerinizi alacağım ama hemen Ali Saydam'a bir kez daha döneyim ve onunla başlayayım siyaset kısmına. Yayına başlamadan hemen önce bir haber ekranlara getirmiştik. Millet İttifakı'nda tartışma oturma sırasına kadar görsel bir fotoğraf şekline inmiş durumda. Buna dair görüşleriniz ve ittifak içerisinde HDP'nin rolü, bir üçüncü ittifak taktiği uyguladığı bilgileri var. Buna dair de görüşlerinizi paylaşmanızı rica edeceğim. Ali Saydam, buyurun efendim. Arz etmeye çalışayım. Şimdi ittifak içindeki tartışma sadece nasıl oturacağız, önce gelen mi oturacak, efendim soyadı sırasına mı, at sırasına göre mi, oy sırasına göre mi falan, sadece orada yürümüyor. Diyarbakır'dan, Demokrasinin Yolu Diyarbakır'dan geçer, başlı başına bir ateşi, fitili ateşlenmiş bir bomba etkisi yarattı. İttifak içinde. Nitekim hemen ertesi gün, aynı gün hatta İYİ Parti'nin başkan yardımcısının çok net açıklaması var. Bu konuyla ilgili olarak şiddetle eleştirdi Kılıçdaroğlu'nu. Öbür taraftan HDP'nin İYİ Parti ile ilgili açıklaması var. İYİ Parti'nin HDP'nin kapatılmasıyla ilgili görüşünü dile getirmesinin arkasından dün akşam İYİ Parti Başkan Yardımcısı olan Meral Hanım çok ağır bir şekilde eleştirdi İYİ Parti'nin bu tutumunu. Bunlar dedi nasıl bizden bekliyorlar, destek bekliyorlar. Şimdi bunları bu kadar çok çelişkiyi bir arada tutmak isteyen Kemal Kılıçdaroğlu tabiri amiyaneyle benzetmek gerekirse hani ayaklarının altına ateş edilip de silahla dans ettirilen insanlara dönmüş vaziyette. Yani nereye ayağını basacağını doğru düz kestiremiyor. Bir sürü çelişkiyle uğraşıyor. Orada kendisine karşı aday olarak gösterilen İmamoğlu önce İngiliz Büyükelçisi'yle hemen arkasından Türkiye'de İlk siyaset adamı olarak şeyle görüşüyor, Amerikan Büyükelçisi'yle. Amerikan Büyükelçisi güven mektubunu Sayın Cumhurbaşkanı'na veriyor. Türkiye'de ilk görüştüğü kişi Bartolomeus Patrick, ikinci görüştüğü kişi İmamoğlu. Şimdi burada aynı hafta ya kısmetse cumartesi günü yazmayı düşünüyorum bizim gazetede. Der Spiegel'e 2,5 sayfalık röportaj veriyor. Yani Der Spiegel 2,5 sayfa röportajı, iki tane Türk hanımefendi yapmışlar röportajı ama yani bütün bunların birleştirin puzzle bu yap parçaları olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi içinde hem Millet İttifakı içinde hem HDP tarafında bu HDP'nin işte şeyde problemleri var, yetmiyor HDP, bir de biz Kürdistan Partisi izleyen Demokratik Bölgeler Partisi diye bir hadise ortaya çıktı. Ne olursa tutuklama da oldu bu konuda, gözaltıya da.
Şimdi o teröristlerin, öldürülen teröristlerin cenaze töreninde saygı duruşunda bulunmalarını. Şimdi bütün bunları birleştirdiğiniz zaman Halktan Bey ortaya bir şey çıkıyor. Karmaşa. Zaten bu karmaşa da tekrar ifade edeyim. Bu sabah da kendisiyle bir programda beraberdik. Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Mustafa Aydın'ın Türkiye İlimleri Araştırması'nda da karşılığını buluyor hemen. Yani Cumhurbaşkanlığı ve de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine olan güven %52 olarak gözüküyor. Tamamen şeye bakarsanız tabii %80-90 oranında Millet İttifakı seçimleri kazanmış vaziyette belli yayın organlarına bakarsanız, ama hakikaten kendisi de çok da hükümet yanlısı olmayan ve de muhalif pozisyon alan Sayın Mustafa Hoca'nın yaptığı 11 yıldır yürüttüğü araştırmaların sonuncusu çok farklı sonuçlar ortaya koyuyor. Şimdi bunu doğru değerlendirilmesi lazım iktidarın ve de Sayın Cumhurbaşkanı bunu kesinlikle doğru okuduğunu tahmin ediyorum. Çünkü araştırmaları okuma konusunda Türkiye'ye hakikaten örnek olacak bir siyasi lider. Türkiye'de siyasi araştırmalarla çok haşır neşir olmuş ve de bunların önem verilmesinin altını defaatle çizmiş biri. O nedenle bütün bunları birleştirdiğimiz zaman Türkiye'nin siyaset hayatında hakikaten büyük bir çaresizlik, muhalefet cephesinde bir çaresizlik içinde olunduğunu arz etmeye çalışıyorum. Mesele yani, çok özür dileyerek uzattım, bilerek uzattım. Sadece masanın etrafında nasıl oturacağız meselesi değil. Teşekkür ederiz. Ali Say'dan faydalandık değerli görüşlerinizden. Bir ifadeniz önemliydi, o ifadenizi alarak sözü Okan Müderrisoğlu'na bırakmak isterim. Çelişki ifadesiyle ilgili de bir sorum olacak. Özellikle bir üçüncü ittifak, HDP ve HDP'nin etrafında oluşacak bir üçüncü ittifak konuşuluyor ama İYİ Parti lideri Akşener'in HDP'ye yönelik farklı aday çıkarın sözlerinden sonra HDP'den çok sert yanıtlar gelmişti ama gelinen noktada bir üçüncü ittifakta farklı bir aday mı çıkacak? Yoksa eğer ortak aday desteklenecekse neden bir üçüncü ittifak kuruluyor? Kafalarda da karışıklık var. Okan Müderrisoğlu, hem Millet İttifakı cephesinde yaşananları hem denkleme HDP'yi de katarsak nasıl bir fotoğraf ortaya çıkar? Buyurun efendim. Bu aslında tam bir yumak. O siyasi yumağın bir ucundan çektiğinizde tel tel çözülen ve o anlamda bu birlikteliğin nasıl fay hatlarıyla aslında mağlul olduğunu da gösteren çok ciddi ipuçları bunlar, örnek olaylar. Biraz açalım isterseniz. Her şeyden önce yani Millet İttifakı bileşeninde HDP'nin yeri ve rolü konusu bir kör sağır diyaloğunun parçası haline getirildi. Ne içinde ne dışında. Yani bana göre siyasi kuma gibi duruyordu HDP. Fakat kendi iç anketlerinde HDP'siz sonuç alınamayacağına ilişkin algı artık olguya, kanaate dönüştükçe davranış kodları daha belirginleşmeye başladı. Şimdi stratejik hedef nedir? Recep Tayyip Erdoğan'ı alaşağı etmek. Peki taktikler? İşte altılı bir blok oluşturabilmek veya HDP'nin oluşturacağı siyasi kamburdan göreceli olarak kurtulmak için HDP'nin içinde bulunacağı ama dışarıdan Millet İttifakı bileşenine destek vereceği bir yapılanmayı teşvik etmek ve kamuoyunda bunun altyapısını oluşturmak. Ancak burada İYİ Parti'den çıkışlar, CHP'den gelen cevaplar daha kritik. Çünkü İYİ Parti'nin stratejik ağırlığını giderek azaltan, daha fazla HDP'yi önceleyen ve siyasal olarak ağırlık katsayısında HDP'yi ön plana çıkaran CHP iş dinamikleri İYİ Parti'de her açıdan rahatsızlık yaratmaya başladı. Ben öyle zannediyorum ki İYİ Parti'nin siyasi kolaj diyebileceğimiz, patchwork diyebileceğimiz parçalı siyasal yapısı içinde milliyetçi damarı temsil edenler bu ittifak bileşeninin Erdoğan'a karşıtlık dışındaki hedef ve sonuçlarından daha fazla endişe duymaya başladılar. Nedir o? Yani HDP üzerinden Türkiye'de ertelenmiş hesapların siyaset eliyle hukuki teminata bağlanarak ülkenin federatif bir yapıya doğru dönüştürülmesi dahil olmak üzere
çözülmesini tetikleyebilecek altyapıların kurulması ya da bu yöndeki vaatler. Şimdi Sayın Saydam'ı dinlerken hem keyifle dinliyorum hem de bir gazeteci gözüyle istifade de ediyorum. Şimdi bu Derşi Pikel ve röportaj konusuna ayrıca ben de bir bakacağım. Sağ olsun bize böylece bir önden ipucu da vermiş oldu. Muhtemelen ilgili arkadaşlarımız konuya hakimdir ama ben şahsen ayrıca bir mesai ayıracağım. Çünkü yine Saydam'ın işaret ettiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Ankara'ya gelir gelmez güven mektubunu Sayın Cumhurbaşkanı'na sunduktan sonra rutin protokol Anıtkabir'e gitti. Bartolomeos yani işte Fener Rum Patrikliği o geleneksel görüşme trafiğinin içinde olur zaten. Ondan sonra bulunduğu başkentin belediye başkanına sembolik bir ziyaret dahi yapma gereği duymadan direkt İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ile görüştü. Bu ne demektir? Amerikan tarafı Erdoğan'ın karşısında konuşlanan siyasal blok içinde istikbal vadeden yatırım yapılabilecek isimler üzerinde nabız yoklamaya ve hangi cevher daha işlenebilir, Amerika için daha netice üretebilir ise, yani kim bu anlamda Amerika'nın bölgesel politikalarına ilişkin iktidara gelme adına daha fazla taviz verebilmeye yatkın görünüyorsa, aynı zamanda toplumsal da karşılığı olduğunu düşünüyorsa Amerika Birleşik Devletleri buradan bir siyasal Hollywood prodüksiyonu üretir. Bu ciddiye alınması gereken bir durumdur. Ancak İyi Parti'de Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağır Alioğlu'nun sözlerini CHP sözcüsü Faik Öztrak'ın ifade ettiği gibi kıymeti harbiyesi yok diye geçiştirmek mümkün değil. Evet, genel başkanlar arasında güçlü bir mutabakat var. Ama unutmayalım Sayın Akşener İstanbul Belediye Başkanı'nı İstanbul'u ikinci kez fetheden bir siyasal figür olarak tanımlayıp nerede yer almak istediğini ya da kendi partisinden olmamakla birlikte kimi ön plana çıkartmak istediğini de çok net deklare etmiş bir konumda. Ama şunu unutmayalım, HDP faktörü bu siyasal birliktelikte apse yapacak, hatta bence siyasal apse yapmış, bu anlamda bir enfeksiyon merkezine dönüşmüş durumda siyasal anlamda. Ve Ağır Alioğlu'nun sözleri, Cumhuriyet Halk Partisi'ne bizim ağırlığımızı bu kadar hafife almayın bu bir, HDP'ye bu kadar açık taviz verirseniz bu birlikteliğin karşılığı, HDP'ye bu kadar taviz vermenin siyasal karşılığı İyi Parti içinde başka maliyetler ve bu birliktelik içinde yani Millet İttifakı içinde de öngörülmez sonuçlar üretebilir. Genel başkanlar seviyesindeki mutabakatı siyasal partilerin ve tabanların iç bünyesi, nabzı ve iç sesinden ayrı düşünür de tepeden aşağıya bir dizayn yaptığınızı düşünürseniz evdeki hesap çarşıya uymayabilir. O yüzden herkes sınırlarını doğru tayin etsin şeklinde bir mesaj olarak okuyorum ben. Peki. Teşekkür ederiz. Yayınımızı biraz erken bitireceğiz. Çünkü maalesef Edirne'den acı haberler gelmeye devam ediyor. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu'na teşekkür edelim. Onu uğurlayalım. İletişimci yazar Ali Saydam bizlerle de efendim çok teşekkür ederiz. Sizi de uğurluyoruz. Çünkü Edirne'de 4 göçmenin daha cansız bedenine maalesef ulaşıldı. O konuyla ilgili sıcak gelişmeyi hemen ekranlara taşıyacağız. Ekibimiz de o noktada gelişmeleri takip ediyor. Umut Işık, ayrıntılar için sözü Umut'a bırakalım. Evet, şu an Edirne'nin İpsala ilçesindeyiz. İpsala sınır kapısının Yunanistan'a 500 metre mesafede bulunan bir bölgedeyiz. Jandarma ekipleri bölgede çalışmalarına devam ediyor. Dün Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy'ü Mandakoru mevkiinde Yunanistan tarafından pushback yani geri itme yöntemiyle gönderilen 22 düzensiz göçmenden 12'si donarak yaşamını yitirmişti. Bu bölgede de 4 düzensiz göçmenin daha yaşamını yitirdiğini öğrendik. Şu an jandarma ekipleri cansız bedenlerine ulaşmış durumda. Hemen karşı tarafta görebiliyorsunuz Yunanistan sınırı 500 metre mesafede. Yunanistan'ın düzensiz göçmenlere zulmü devam ediyor. Üstelik bu düzensiz göçmenlerin üzerlerinde ne ayakkabıları ne kıyafetleri vardı. Çırılçıplak bir vaziyette bu dondurucu soğuk havada ölüme terk edildiler. Soğuk hava şartlarında Yunan unsurlarının göçmenlerin kıyafetlerini, ayakkabılarını alarak ölüme terk etmesi insanlık dışı zulmü de gözler önüne seriyor. AFAD ekipleri, jandarma ekipleri bölgede arama tarama çalışmalarına devam ediyor. Yunan unsurları FETÖ'cülere kucak açarken göçmenlere ise zulmüne devam ettiriyor. Bu bölgede arama tarama çalışmaları devam ediyor. 4 düzensiz göçmenin de daha cansız bedenine ulaştığını tekrar belirtelim.
Yunanistan tarafından pushback yani geri itme yöntemiyle gönderilen bu mültecilerin cansız bedenlerine ulaşılıyor. Yunanistan bu vahşeti dünyanın gözleri önünde Yunanistan bu vahşeti dünyanın gözü önünde yapıyor diyelim ve sözü tekrardan sizlere bırakalım. Şimdi sizi Hatice Dervişoğlu ile tanıştıracağız. Henüz 25 yaşında ve yaptığı işle birçok kişiyi şaşırtıyor. O 7 Emin Otoparkı'nda çekici operatörü olarak çalışıyor. Mesleğini de severek yapıyor. Eğlenceli ve güzel bir meslek. Kadınlar da yapabilir dedi ve 7 Emin Otoparkı'nda çekici operatörü olarak çalışmaya başladı. Benim hoşuma gidiyor çünkü ben burada ilk önce erkeklerde görmüştüm bunu. Hiçbir kadında görmedim. Dedim ki ben dedim hani bu arkadaşlar yapıyorsa ben neden yapamayayım dedim. Ve yaptım. Hatice Dervişoğlu görevi gereği kazalara gidiyor, hasarlı araçları çekiyor. Ve bunu tek başına yapıyor. Anahtarlı olduğunda kendim alıyorum zaten. Eğer ki anahtarsız araçsa tabii ki de daha meşakkatli oluyor. Hele ki kazalı arabalarda biraz sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü araçta sadece taşıma yapmıyoruz. Ekstra kurtarma yapmamız gerekiyor. Önce aracı düzelteceğiz. Ondan sonra kasaya uygun hale getirebilmek için biraz yoruluyoruz açıkçası. Kadınların elinden her iş geliyor. Bakın onlardan bir tanesi yanımda, adı Hatice. 25 yaşında ve çekici operatörü. Yani aracınızı belki Hatice çekebilir. Yalnız işini güzel yapıyor. Temiz iş çıkartıyor. Kadın eli değiyor bir kez. Halat demirleri janta zarar verdiği için, çizdiği için ben de havlu yardımıyla tutturuyorum. Janta. 25 yaşındaki çekici operatörünü görenler önce şoke oluyor, sonra tebrik ediyor. Tebrik ederim. Ben arkadaki aracı zor kullanıyorum gerçekten. Sizin aracınızı mı çekti yoksa? Evet. Öyle olmuş ama yine de tebrik ederim. Ya büyük başarı bir kadının böyle bir şey. Ben bile şaşırdım bir kadın olarak. Çok güzel. Çok özendim. Gelin. Gelin lütfen. Tamam. Çok fazla tebrik ediliyorum. Çok güzel, olumlu yanıtlar alıyorum. Bütün sınıf ehliyetlerim var diyebilirim size. Ya tamamını yani herhangi bir otobüsü de kullanabiliyorsunuz. Tabii ki de, tabii ki de. Konya'da 3 ayların gelişini müjdeleyen şivlilik kültürü yaşatılmaya çalışılıyor. Şivlilik gününde kukla festivali düzenleniyor. Ayrıntıları ekibimizden İbrahim Doğan ve konuğu aktaracak. Bugün Konya'da vatandaşlar erken kalktı. Çünkü 3 ayların başlangıcıydı ve şivlilik kültürünün yaşatılmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Çocuklar kapıları çaldılar ve ellerindeki torbalarla şivlilik diye bağırdılar. Tabii büyükler de onlara kuru yemiş, şeker, lokum, çikolata gibi hediyeler ikram etti. Tabii Selçuklu Belediyesi'nin de düzenlemiş olduğu önemli bir etkinlik var, Şivlilik Festivali. Peki festivalde neler var? Hemen yayın konuğuma dönmek istiyorum. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederiz. Festival hakkında bilgi alabilir miyiz? Neler gerçekleşecek festivalde? 5 gün boyunca devam edeceksiniz. Evet, az önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Konya'mızda yüzyıllardır yaşatılan bir geleneğimiz var. Şivlilik geleneği. 3 ayların başlangıcında, hemen Recep ayının başında, Regaib Kandili gecesinde, gündüzünde çocuklarımız sabah erkenden kalkarak kapı kapı dolaşarak hediyelerini toplarlar. Sonra bu topladıkları hediyeleri kendi aralarında bölüşürler ve bir başkasına da bunları ikram ederler. Bu bizim yüzyıllardır sürdürdüğümüz, aslında çocukların sürdürdüğü bir gelenek, güzel bir gelenek. Sadece Konya merkezde bu gelenek yaşatılıyor. Biz bu sene bu geleneğimizi bir festivale dönüştürme kararı aldık. Bu sene Şubat tatiline denk geliyor olması 3 ayların başlangıcının ve havaların da soğuk olması sebebiyle çocuklarımız dışarıda daha fazla dolaşamayacağı için Selçuklu Kongre Merkezi'nde onlara çok güzel bir festival ortamı hazırladık. Tabii burada neler var? Çocuklarımız için müzikaller, gösteriler, yarışmalar, atölye faaliyetleri, büyüklerimiz için konferanslar, eğitici sunumlar, bunların hepsini burada kongre merkezinin içerisinde inşallah çocuklarımız buraya geldikleri zaman görmüş olacaklar. Tabii buraya geldikleri zaman aynı zamanda hediyelerini de onlara takdim ediyoruz. Yarışmalara katıldıkları zaman yarışmalarda farklı hediyeler de veriyoruz. Çocuklarımızın mutluluğu bizim mutluluğumuz. O yüzden Konya'mızın şivlilik geleneğini
en iyi şekilde yaşatmak, Konya'mızın şivlik geleneğini önümüzdeki yıllarda daha iyi bir yere taşımak adına inşallah bu sene gerçekleştirdiğimiz çocuk festivalini, bu ilgi alaka, çok yoğun bir ilgi alaka var. Dün başladı festivalimiz. 2 Şubat'ta başladı. Dün ilk gün olmasına rağmen 67.300 ziyaretçimiz vardı. Hem çocuklar hem ebeveynler burada çok güzel, çok kaliteli zaman geçirdiler. İnşallah önümüzdeki yıllarda biz bu festivali geleneksel hale getirmeyi planlıyoruz. Konya'mızın merkezinde yaşatılan bu geleneği ulusal anlamda da bir festivale dönüştürmek için önümüzdeki yıllarda inşallah farklı planlamalarda yapmayı planlıyoruz. Anadolu'nun en büyük kongre merkezindeyiz şu anda ve tabii Selçuklu Belediyesi tarafından yaptırıldı bu kongre merkezi. Kongre merkezi hayata geçirildikten sonra sadece Konya'dan değil, Türkiye'nin dört bir tarafından da burada organizasyon, etkinlik, seminerler, tiyatrolar, konserler düzenleniyor değil mi? Tabii Selçuklu Kongre Merkezi, sizin de ifade ettiğiniz gibi Anadolu'nun en büyük kongre merkezi. 35 bin metrekare kapalı alana sahip. 2000 kişilik salonumuzdan 1000 kişilik, 1500 kişilik ve 200 kişilik salonlarımıza kadar çok sayıda salonumuz var. Fuay alanlarımızda her türlü organizasyonu yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Aynı anda 5000 kişinin içerisinde bulunabildiği, yaralanabildiği büyük bir kompleksteyiz şu anda. Tabii ilk açıldığı günden bu yana çok sayıda konser, konferans, fuar ve değişik organizasyonlar gerçekleştirildi. Sadece Konya'ya değil, aslında Anadolu'ya hitap eden, Ankara'dan, Bursa'dan, İstanbul'dan, Antalya'dan, hatta İzmir'den hemşehrilerimizin gelip buradaki konserlere, konferanslara, fuarlara katılabildiği büyük bir merkez. Tabii Konya'nın, Anadolu'nun hemen ortasında yolların kesişiminde olması da bizim için büyük bir avantaj. Bu avantajı da kullanıyoruz ve bu organizasyonla birlikte sadece Konya'dan değil, aslında Konya dışından da çok sayıda misafirimizin burada olduğunu ifade etmek istiyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bütün izleyenlerimizin Regaib Kandili'ni tebrik ediyorum. 3 ayların başlangıcındayız. 3 ayların bütün insanlığa, İslam alimine, Müslümanlara hayırlar getirmesini temenni ediyor. Hayırlı günler diliyorum. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Evet, Selçuklu Belediyesi tarafından Şivlilik Festivali devam ediyor ve tabii bunun geleneksel hale geleceğini söylediği Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pek Yatırmacı, pazar gününe kadarsa devam edecek, Konya'dan da katılımın yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Bu canlı yayınla birlikte Ajans Bugün'e noktayı koyuyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda oluncaya dek hoşça kalın, iyi bir gün diliyorum.